adam bulmasın. Şey dedi. Başkasına nasıl davrandığı önemli değil. Önemli olan bana nasıl davrandığı dedi. Peki şey yapmıyor sen. Hey! İlikle bakalım gömleği falan gibi. Bilmiyorum. Dene. Bu tarz bir şey de deneyebiliriz. Ya işte böyle şeyi de yolun ortasında dik konuşmayalım. Çünkü duyarlar yani. Yerin kulağı vardır. Ne yapıyorsun Kerem? Yolun ortasında. Şey. Bizim zararımızı karşılamak adına veriyorsun bunları. Siz kendi savuyorsunuz, benim sorunum değil. Ya tamam okey o zaman, siz ortaklaşa kullanın şeyi Saffet'le. Yok ya, benim telsizim var. Ya yani tamam o zaman. Anlamadım, bunlar için ödeme yapmamız mı gerekiyor? Evet, yapman gerekiyor çünkü ben bana para harcıyorum. Bu bizim sorunumuz bu Kerem. Yani bunlara para harcıyorsun ama balgaza harcamıyorsun. Bu kıçağım şu an değil gibi. Sana bu var, bak gösteriyorum. Bu var. Onu bol bol kullanabilirsin. Görebilen var mı? Yok, var. Ben uzaktan bakman lazım. Yakından çok bir şey içer mi? Yok. O zaman telsiz satışlarına başlıyoruz biz de. Evet. Sümeyye, sen bir şey diyeceksin. Ben ne diyeyim? Ya kavga etmeyin oğlum. Yok kavga etmiyoruz. Yok yani. Yani zafiyetimizin karşılanmasını bekledik sadece. Okey, zafiyetin benlik bir şey değil. Hepsi dağıldı. Senin sakarlığınla alakalı. Ha sen bolga desin ama. Ya işte hafta doğu yolda doğma şey olmasın. Sen de yolda doğma. Evet, yan yana yapışık kardeş gibi takılırsın, sen böyle uçarsınız abi. Ondan olmadı ama. Neyden olduğunu benle paylaş istersen, yardımcı olayım. İlk defa mekanda var uçan sesiniz. Oktay zaten bir gaz kaçağı mı var gibi bir şey söyledi. Setti yani, hisseder o bile. Yoktu ama, yoktu. Seslen, yok var. Kornaya bastı. Bayağı yoktu. Sen de büyük ihtimal. Ben de Saffet'le kornaya basınca. Sen gazdan dolayı uyuyakaldın büyük ihtimal Canberk. Çünkü patlamalara bile. Siz kornayla mı ateşlediniz peki o benzine? Yok, marşa bastım. Biz sana korna çaldık. Neden peki marşa basıyorsunuz göre göre? Fark etmedim ki. E fark ettim dediniz. Hayır ben Oktay fark etti. Hayır emin olamadım. Siz midemi bulandırıyorsunuz yani. 850 doların lafını yapacak. Al departmana bağışım olsun. Departman? Baktan Şerife. Nasıl? Baktan Şerife mi? Baya dolandırıcısınız siz şu an yok, bu arada. Yok sen sınırlı. Baya dolandırdınız zaten beni. Sümeyi gördün mü? Yani şimdi o garaja ikinci bir Şerif. Yani ben olayı bilmediğim için tuhafsız kalayım. Olayları bilmediğim için gözünün önünde gerçekleşti. Telsiz aldı, alayım şöyle dedi. Ödeme ne zaman olur? İleride bakarız dedi. Aa evet olmamış o. Ama Saffet sözün eridir yani. Gerçekten ileride bakarız. Evet. İleride tamam, bu benim. Ama darlamayın. Yani. İleride baksın tamam. Uygulaması ben ödeyim o zaman tamam. Zerre sikim dediğim. Yok ya. Lafın derin olup olmaması. Yok Sümeyye. Hediye mi olsun bu da onlara? Bence de. Zararı karşılamak adına en azından. Bir tabii. Zarar karşılamak durum yok. Ya var. Bir problem yaşadık. Oturalım o zaman. Sizin sanki sizin olaymeler oldu. Yok beceriksizlik değil yani. Oraya şimdi bir sürü eleman girmişler. Bayağı beceriksiz. Şu zamana kadar kimse buraya uçmadı çünkü de onun için. Boruları incelerler, şey yaparlar. Hani Sümeyye anladın mı? Bu kötü niyetli. Yani. Bu adama da dikkat et. Bu da benim öf. Hani belki... Canımı sıktı sarışım. Ona mı yaratım? Ha sana diyorum direkt hayatım. O işler çok uzar. Hayatım. O işler uzamaması adına bizim zararımızı karşılamak. Her şey olabilir biliyor musun? Yani garajın fayın şey yapıldığı bile olabilir yani. Olabilir olay yani. Olay 250 dolar değil anladın mı? Olay buradaki çizgi yani. Acı nasıl bir durum? Okey ödemeyi telsiz şeklinde alalım biz abi. Bir sıkıntı aynen. Yaşamayalım. Ne ödemesi? Telsiz olarak gelinmiş olmayacak mı zararınız? Ha şey parayı verin olur tabii ki veririz ya neden olmasın. Ya o zaman zarar karşılanmış olmuyor. Hiç zarar karşılanmış gibi düşün. Ya o 150 dolar kâra girdiniz aslında. Yani bir kere müşteri her zaman haklıdır bence ben öyle düşünüyorum. Siz benim müşteri yani değilsiniz dolandırırsınız çocuğu sonra. Yok sen niye dolandıralım? Onu bir denesene Kerem nasıl oluyor? Bir Kerem abilik yap bakalım. Sözün geçiyor mu? Ne çok ilginç. Ne oldu Kerem? Cesaretine hayran kaldım sadece. Ne alaka cesaret? Senden mi korkmam lazım? Henüz tanışamadık abi. Tanışalım istersen. Benim kaydım kuydum var. Ben seninkini bilmiyorum. Asıl sıkıntı o zaten. Senin kaydın var çünkü sen beceriksiz bir herifsin. Bizim kaydımız yok çünkü iyiyiz. Ne? Ne? Ben mi beceriksizim? Kerem kazadı. Bir şey eksik olmasaydın bu kadar sicil kaydın kabarık olmaz herhalde. Bu kadar sicil kaydım yok ki. Yok mu? Bunu geçen suçum yok evet.
İlginç. O zamanlar çok hazırlıklıydınız her olaya. 5 adım öncesini tahmin ettiğiniz için sorun çıkıyordu. Geçen dağ gerisinde sicil kaydını şey yapmıyor muydu hayatın? Övmüyor muydu? Yok, ben yanlış hatırlıyorum. Ya kim olduğunu merak ediyorsan sicilden başlayabilirsin dedim sadece. Buradan da başlayabilirsin. Yani kısa bir yol olsun diye öyle bir yol tercih etmiyorum. Yok, bayağı uzun soluklu bir yol seni bekliyor bu arada. Yani kime göre, neye göre. Hatta alternatifin de var, 3 adet. Aynen. 3 yolun var, sen seçiyorsun. 3 köprü. Ama nereye bağlandı belli değil, gözükmüyor çünkü. Biz biliyoruz yerden nereye bağlandığını, evet. Açtım ağzımı. Söylesenize. Üçünüze tek yeterim ya, sorun yok. Yetersiz tabii ya. Tabii. Canberk abi. Vay be, demek ki 850 dolarlıkmışsınız. Ne kadardı maaşınız? Kerem bir iş bulabildin mi canım benim? Buldun mu Kerem? Terasın. Efendim? Ha. Bulamadım henüz. Üşüyor musun Sümeyye bu arada? Yok, üşümüyor. Okey, güzel. Bulamadın. Tüh. Sanırım onlar da mı senin GBT tarzı şeyine bakmaya çalışıyorlar? Var var. Ticaret fikrim var, anlatacağım sana onu. Telsizle alakalı mı? Evet. Ha Kerem? Kendini galiba onları da tanıtamadın iş vermeklerine göre. Okey okey, bozma moralini. Canı sıkıldı. Sıkma onu yani. Oktay yeter abi. Bulacağız yani o işi sana. çalış gel yanımda. Yani çırak olarak düşün, ameli olarak düşün kendini. İyi olabilir yani. Yani seni yere paspas yapar ya büyük ihtimal. Aynen, diğer adam buradan 10 dakika önce paspas görevi görüyordu mekanda. Yok ya, o senin belki böyle... Belki çok evin konuşuyordu. Tamam, tamam. Belki de parmağın var. Aynen. O mekanın her mesle karışma... Açıklama oğlum kendini. Bozmayın oğlum ben. Olur ya. Böyle şeyler yani. Düşe kalka, yata kalka öğreneceksin bazı şeyleri. Çok laf ebesi yani. Laf ebesi hiçbir şey. Durduk yerde 3 kişi bana yükleniyorsunuz, farkında mısınız? Yüklenmiyoruz. Yo, yüklenmiyoruz. Bayağı yükleniyorsunuz. 850 dolar da gidiyor bu arada. Saffet baya mutlu şu an. Yok, ben biz yeni korkutumuzu bulduk ya. Neyse. Epey mutlu abi. Onu söylemeyeyim ya. Demek öyle iş bulamadın. Siz bulabildiniz mi iş? Bize mi diyorsunuz? He. İhtiyacımız yok. Yok, biz çok aramıyoruz zaten. Arasam o bir garaj açardım. Herhalde bellidir ya aramadı. Aynen. Belki işte telsiz işine gireriz. Telsiz ya. Olabilir ya. Aynen aynen. Vizyon ben konusunda sıkıntı yok. Ya. Olur. Maymuncuk ben sizin mentorunuz olurum. Maymuncuk zaten var. Yetmiyordu insanların genel olarak fikir çalmaları. Siz de çalın. Yardımcı olurum. Sorun yok. Yüncülükle uğraşsan iyi olabilirdi aslında Kerem. Çevre falan yapabilirdim belki. Sen iyisin değil mi Kerem? Üşümedin. Yok, iyiyim ya. Neyse ne? Yok yok, iyiyim canım sadece. Yere yeşeliyorum da şu an. Bilika gibi. Dediğim gibi istediğin zaman bende çalışabilirsin. Kendini hiç şey yapma. Uzak görme. Zaten yapıştın birazcık. Sen niye fıstı attı nokta? Ha, yok ya. Portakal işine mi girsek ya? Onu düşünüyorum yani. Nart diye bir çocuk varmış. Öneriyorlar mı ya? Öneriyorlar, yardımcı evet. Olabilir size. Merivedir'de çalışıyormuş. Ha, o zaman tamam. Ya ofisleri belli, gidip sorun direkt. Kerem, iyi değil mi keyfin? Bu patlamadan i̇yi, sonra iyi, kendini yok. Kötü hissetmiyorsun yani. Hayır canım, kesinlikle ya. Atlattım canım onları. Okey, güzel, bozma moralini. Yok yok, moralim gayet bir yerinde. Bir dalgesi yapmak lazım ya bir gün. Ne kadar meraklısın daha? Yakında çıkmayı iyi düşünüyorum. Bu konu hakkında şaka yapmalı mıyım? Bu yer attın değil mi? Konuşuyorum. Kendine yakışanı yap bence. Birazcık zor olacak kendin olmak sanırım ama dene biraz. Herkesin yanında kendi olmuyor işte. Sadece benim yanımda kendi oluyor. Ona özel yapan kötü da o. Kötü bir şey değil mi? Özel bir şey değil. Kötü bir şey bence bu Yasme'ye. Bence iyi bir şey. Ben seviyorum. Ben de seviyorum ya. Çok seviyorum hem de. Meye noktayı koydu bence konuk eli. Öyle mi? Allah. Yani ben yanında da noktayı koyacağım. Okçuluyum ya. Şunu bir hareketle özetleyeceğim.
Ya yok Sümeyla hayrak. Oktay nasıl anladın? Gözlüktüm. Anladın mı? Ne demeye çalıştım? Ne diyorsun ya? Ne anlıyorsun? Ya Saffet. Verdim ki yaptığı olayın özetini. Neyin? Hangi olay? Ben mi? Canım, yok Sümeyla şey bu Saffet'in Kerem'e yaptığı. Şak şak. Ne yapalım mı? Oto alamadı. Uyu oldum ben. Bana fark etmez. Otururum ayakta. Hadi gel. Oturalım Canberk. Oturalım Canberk. 3 seçeneğim var zaten oturmak için. Sunabilir misin? Ya, bayağı mutlu olabileceğin seçenekler ya. Hayırdır öncesinde kullandınız mı siz de? Yok kullandırttık. Ha, erkeklere karşı mı? Biliyordum zaten gizli ne olduğunuzu. Yok ya sen. Çak kaşı değilsin ya. Bambuyu kafa... Gırtlağına sokacağım şimdi. Edeşmiş alırız. Yani pipi şak şakası yaparsan birinci sınıf olarak geri dönüş yaparım sanırım. Yani orada yani kalın canım. Çok bir yer kat etmiş olmazsın yani. Ya ne bileyim böyle durayım dedim. Yani gel gel bu tarafa gel. Oturmuyoruz gibi bir şey değil mi? Hah neyse. Ya oturalım dedi kimse buyurun. Oturmuyor. Ben oturuyorum evet, valla. Evet anladım. Biz böyle güçlü erkek imajı çizmek için böyleyiz, buradayız. Neydi mottonuz? To protect and to serve değil mi? Hepsi de ezberi. Yani ben anlamadım. Aynen, to protect and to serve çünkü herhangi bir yerde yazmıyor. Evet. Protect kısmı bende zaten biliyorsun Kerem, senin yapamadığın şey. Serve kısmı da sende. Bayağı iyi gerçekleştirdim. Hadi bakalım, bir sağsın mı Kerem? Kerem iyi misin? İyiyim ya. Tek okay. Kişilik gösterini izliyoruz da tepki vermeyelim dedik şimdi. Konuşuruz. Sağ ol. Tabii tabii o Arizona dansını yapsın ya. Önemli. Ay ay. Sen nasılsın Sümeyye? Nasıl gidiyor işler? İyi gidiyor bugün dükkan tağında. Bayağı iyi gidiyormuş. He? Magoslav tağda. Sabah da balast taradı galiba. Nasıl ya? Balast da tağda, Magos da tağda. Ben anlamıyorum. Mekanını. Ben ha bu ay. Yerlere ama. Ha. Tabii zaten yerleri olur. O sırada meşgullerdi birazcık. bunu bildiğim iyi oldu. Söyleyeyim bizimkiler. Sonra bir tane adam beni evine davet etti. Ben de onu... Buradan sonrasını devralırız ya. Sağ ol. Aynen aynen. Hangi kısmını? İzleyici olarak mı? Takonun üstünde izleyebilirsiniz. Güzel oluyor. Sen artık tabii anca izleyici olarak harbiden Kerem. Ama şey olabilir senin vize çalışanı falan da yapabilir. Sorun yok. İçinde tutuyor şu an. Yani bizim hep şu an aşırı içinde tutuyor. Vagos demiştim bir de değil mi? Aha. Bir de şey bir tane adam vardı. Neydi adı? Duman Giz. O da beni evet, evine çağırdı. Evet o halledilmiş galiba. Ha. Ama ben de... Nasılsınız? İyi teşekkür ederim. Merhaba. Kim evine çağırdı? Selamlar. Hallettik Kerem'cim sen o sırada uyuyordun. Duman diye bir tane adam. O sırada uyuyordun sen biz hallettik. Duman. Kendisinin böyle şeyde yanlış mi? Olduğunu söylemişler. Yok, Duman kedi değil miydi amına koyayım? Kedi ha. Benim ismi Duman'mış işte. Kedim olsa ismi Duman koymak isterdim büyük ihtimalle. Merhaba fotoğrafçı bey. Gece hava çok güzel oluyor ya. Gece evet nasılsınız, iyi oluyor. Nasılsınız nasıl gidiyor? İyiyiz teşekkür ederiz. Hoş geldin. Niye böyle Goan tuvalet giydiniz? Başıyla selamladı görmedim bir kere. Ben dikkat etmedim. Senden hiç öyle kaç mi oldu? Mu ya? Aha. Senden selamlayayım. Bak başıyla. Ya şey için ya. Bir burada olan dava kişi. Dava varmış da bir duruşma gibi bir şey. Onun ertelendi o. Ertelenmiş. Haha tek tek. Evet evet ertelenmiş. Bütün kişileri. Kim o dava? Her açıyı da gördün mü lan Erdoğan? Yani. Kerem. Doğan Kartal diye birisinin ya. Polis şiddetiyle o alakalı. O şey dedi mi? Sendi ailesinden. O kim ama? O ne evet, bir evet, geldi? Ha Felix'miş. Şunu kovdum. Of sıçtık. Bunu hücrede dövmüşler nezaretinde.
Aa, görmedin mi Felix? Bu işte çok bambaşka bir seviye beyler. Gilip gilip. Evet. Tanışıyor musunuz? Yok. Yani Canberk bir daha geldi. Can kuşum hoş geldin. Sen de mi şeysin? Sen mi laf yetiştiremiyorsun sen? Sen de mi? Sen de laf yetiştiremiyor musun? Ha, şu sağdaki kapıyı aç. Aa, kanka. Ha. Kerem. Efendim? Twitter'a göz at istersen. Yani Kerem dedim ama. Alp tweet attı gibi geldi bana. Aa, çok da yakınmış size. Yani çağırayım mı? Gece spor gelir, yapması. Kırmaz beni. Eminim, kırmaz beni, gelir ya. Onunla da güzel anılarımız olmuştu zamanında. Gelsin o da. Ben gidip şunu alayım. Şu ne oldu bak, 2 dakikada. Kapat çeneni. Üzgün yürüme Saffet, bize lazımsın. Uzatma. Said no whenever. Uzatma. Basalındaymış o da. Aha. Saffet alıp gelecek şimdi. Gözlerim bulandı ya. No. Neden? Tatlı bir şeyler alayım da bir kendime gideyim. Alo Destino. Destino. Tamam, Destino. Burada ne? Başka insan yok zaten. Abi deme. Sizi de selam verecekti ama bakalım Destino benimle konuşmaya başladı mı diye baktı. O sanırım seninle konuşmak istiyorsa konuşur ya. Bence çok şey yapma, boşver. Tamam. Destino genel olarak mı konuşmuyor şu an? Haluk Kerim. Ha tamam. Ben size selam verecekti, hiç baktı, bakalım konuşacak mı? Yok be abi, sorun değil ya. Siz de muhabbet mi yapayım? Ha. Mobil? Muhabbet. Muhabbet mi ediyorsunuz? Ha. Yani aha, gibi. Canberk konuşuyoruz, anlam vermeye çalışıyoruz. Anlamadım. Sümeyye, ben susayım en iyisi ya. Siz kendilerinize zaten bir vibe yakalamışsınız belli ki. Hı hı. Siz şakalaşmıyor muydunuz? Dolandırıcılık da var galiba. Ben de yeter size el konulana kadar şakalaşıyordum. Böyle elektrik falan döşersin, boş ver. Nasıl? Siz... Neyse ya, söylemeyin, moraliniz bozulmasın. Çok ağır olur. Mutlu olsun Sümeyye. Canberk çok işten söyledi ya. Eminim, meraklıdır çünkü. Anlamadım Saffet. Yok, çok işten söyledim de hoşuma gitti. İşten yani Sümeyye'nin iyiliğini isteyen biriyim ben. Yani çok güzel bir şey bu. Teşekkür ederim. Darısı sizin de başınıza. Umarım sizin için de mutlu oluruz hep beraber. Oktay biliyorum, sinirden elin kasıldı abi ama. Takı olarak şey yaparsın. Saffet olur mu? Çok... Yok yapmam. Ha o kadar kaypaksın, okey. Nasıl yani? Yok. Yani sorun yok ya, ben bu... Karşıladım gayet centilmen. Herhangi bir zarar olmadığı için karşılanacak ya, herhangi bir şey de yok aslında. Yok bayağı zarar. Sizin mental zararınız benim umurumda değil. Orası demeyeceğim şey olabilir, o benim problemim değil yani. Şu ticarete bir başlayalım. Başlayalım ya, evet. Ya telsize bir girelim. Başlayın. Nesi varmış? Şöyle başlayabilirsiniz başlangıç olarak. Kırmızı gömlek. Giyin bakalım. Aa Sümeyye, sen bizim kombinimizi gösterdin mi Kerem'e? Aa göstermedim. Göstereyim mi? Sizin kombiniz evet. Var mı mesela Kerem? Yapalım mı Kerem kombin? Allah belanı. Şimdi Blaz mı oldun Canberk? Aynen, Blaz oldum. Bütün gengleri tek tek dolaşıyorum. Sen ne oldun? Ya bir şeyler mi de şimdi? Neyse. Öyle lütfen. Ne bir dakika, işçiliğe inanmıyor musun? Yok, aramıza hoş geldiniz. Bize bir yarım saattir kendimizi zor tutuyoruz çünkü. Ben işçiliğe mi inanıyorsun? Okey, kendinizi zor tutabiliyorsunuz. Başka şeyleri de aynı şekilde tutabilirsiniz. Ama öncelikle kıyafet kombinimi göstermem lazım. Ben tutmadım hiç. Ondan zor olabilir ilk başta. Şüphe yok. Kıyafeti mi giyeceksin Cemal? Evet, kesinlikle şüphe yok. Evet, Sümeyye gel istiyorsun sen. Niye yıkık duruyorlar? Lan 2 dakika önce Saffet de ölüyordu ama neyse. Yani ben de tamir kit satsam ben nasıl de yıkık duyururdum. Benim kulaklarım iyidir ya, onun için ben farklıydım hep. Yani bayağı iyi. Sen de şu an nasıl duyabiliyorsun beni oradan, onu ben de merak ederim mesela. Şey mi diyor bu ya, ben anlamadım. Ya Saffet duyuyor, cevaplar senin yerine. Abi senin ananı sikeyim ben ya. Amına kodumu salak seni. Orul orul orospev. Orospev.
Anasını sikeyim ben bunun ya. Ne hikmetse küfretmeye başladı. Çünkü ızdırabını siktim çocuğu ya. Amına kodumu da olu seni. Çocuğu ya. Amına koydum çocuğu. Tour de France atıyor. Amına kodumun evladı. Senin tipin ızdırabını siktim. Geldi geldi geldi. Her şey yolunda mı? Serserisi katil piç kurusu. Abi. Katil. Merhaba. Kaldı iş kombini. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. What up blood. Ne kadar yakışmışsınız ya. Sağdır senin başına. Biraz çok zor. Güzel olmuş yani. Benimkilerle yıkamışsın galiba. Sümeyye rengi atmış onun. Biraz öyle oldu. Beğendin mi? Ya, bayıldım ya. Her halinden belli beğendi bak. Tam bir çete üyesi gerçekten. Kelepçelenmeyelim. Vay be Kerem. Siz de böyle kombin yapın. Sen de bir istiyorsan kırmızı gömlek dene. Ne dersin? Ha yok, kırmızı denemeyelim ona. Başka şey yapalım ama. Bu kardeş kombini çünkü. Kardeş kombini Kerem yapamam. Doğru. Doğru. Haklısın. Kerem'e daha böyle... Neyse ya. Siz iyisiniz değil mi? İyi, seni sormalı. İyiyim, idare ediyorum. Cam boş gözüküyordu ama. Anlamadım. Cam boş gözüküyordu, işler ne durumda? Bildir inşallah. Ha o onu konuşalım. Özet atma da kötü bir terim oldu şimdi. Ya. Atma değil de yani. Attırma mı? Yok, onu yani sana daha farklı şey muhabbeti aslında. Okey, evet. Edeşmiş oluruz, sorun yok. Edeşmiş oluruz derken? O attırma şey ya. Kısmı ya. Ha. Yok, muhabbet neyse. Ya anlatamazsın. Ya anlamadım, o öyle zırvalar bir şeyler, boş ver. Uyum sağlam. Kerem, istiyorsan Sümeyye'nin yanına gel. Uzun süredir yatıyordun ya, insan bir yanında kokusunu almak falan ister. Aslında Kerem yatarken Sümeyye hep yanındaydı senin. Seninle birlikte çok acayip, sen niye oradaydın anlamadım. Drive-by yerken de mi yanındaydı? Drive-by mı? Hı. Bugünkü tarama olayı mı? Sen drive-by mi yedin Sümeyye? Mekan tağdılar. Mekan tağdılar. Bak, yanındaki arkadaşın demek sana iyi gelmiyor. Arkadaş değiştirme vaktin gelmiş. Arkadaş, evet. Tamam. Protek kısmı ondaydı bir de yani. Evet. Çok iyi tutmuş elinde. Yani. Arkamda edeceğim sana ya. Boş yaptın. Ben mermi yüzünden arkadaş satmıyorum. Gerçi alışıksan dönebilirsin, sorun yok. Ne, duyamadım ki. Department of Corrections konuştu az önce. Ne oldu, ne dedin, duymadım. Boşver boş. Lan duyayım da bari, lafı çakmış oldum. Yani arkamda. Bir şey diyeceğim, iki kişi şu tarafa filan geçse olur mu homojen dağılsanız? Çok mantıklı konuştum. Tabi biraz sandalye ilerle. Ben Blood'ımın yanına geçeyim. Bambulardan geç oraya. Bambulardan. Pardon. Sümeyye, ben birkaç şey alıyorum içeriden. Sıkıntı var mı? Yok yok yok. Yani. Tamam. Sen kimsin ki? Davut. Adam. Davut kim onun? Şey ya, peygamber. Yıldızı olan mı? Yorum yapmak istemiyorum şu an ya. Çok tehlikeli bir yere gitti bu arada. Ben de pişman oldum. Ya. Kötü bir yerdeyiz. Çok kötü. Hemen. Oktay, karizmandan hiçbir şey kaybetmemişsin biliyor musun? Üniforman olmadan sonra. Yok abi ya. Vallahi neye güldün? Yoksa odasında mı çalıştın Sümeyye? Burada var mı? Can Merkin duruşu. Boğazına kaçtı galiba o. Yok be, boğazına kaçmadı. Çok hızlı sürdü ama. Bir saniye bile sürmedi. Küçük ise hap görevi görmüştür. Biliyordur amına koyayım. Kısa sürer tabii. Yani, biraz daha tutsaydı. Hap görevi görmüştür direkt ya. Kayboldu direkt içeride amına koyayım. Sümeyye neden gitti arkadaşların? Kesinlikle bunların azgınlığından dolayı değildir diye tahmin ederim. Yok bilmiyorum. Anlamamışlar muhabbetleri falan. O yüzden spora gitmişler. Sikeleme edelim dersen kızın diyeceğim. Bunlar zaten neyse. Yani bu muhabbetleri anlamamaları daha iyi bence. Yani ama çok çirkin muhabbetler. Ben küfürbaz biri değilim. Aynen, onu başlatsaydın iyi olur. Yani arada küfürbaz. Aynen. 850 dolarımı almadan önce başlamazdı büyük ihtimal. Ben anlamadım. Yok ya. Anlamadım Safa. Kızların yanında farklı davranıyorsun. Öyle bir ne alaka? Yani kızlar gidince açıldın da o yüzden konuşasın o zaman. Peki şeyi soracağım. Bayağı yardırıyordun. Kızlara da mı 850 dolar bu ters? Evet, herkes 850 dolar. Neden? Hiç duyum mu aldın? Nasıl yani? Yok, herkes. Kızlarla alakalı olan kısmı. Yok, düşüncelisin de çünkü. Öyleyimdir. Yani ama bir kere daha erkeklere 850 değil de 1000'den vermem gerektiğini iyi hatırlattınız. Yok, biz 100'den satacağız bu arada. Siz 100'den sattığında sonuçları da olur elbet. Ne gibi? Tehdit ekonomik gibi. Sorunlar çıkar ortaya. Ha. Çok
Umrumuzda mı Zafer? Pek bak, aynen umrunda olmadığı için şu an buradasın zaten. Biz kapitalizme inanan bireyleriz, o yüzden serbest ekonomi. Ha, yani. Bir tane de anarşist vardı bir tane. Kardeşim Vedat mi? Ve. Ha yok. Yani. Yok yok. Vedat ve. Sonra işte o kadar büyük konuştu. Merve'de de çalıştı. Büyük konuşmayacaksın yani. Ya hayatta. Oo evet. Çizgini korumak önemli olan değil mi Kerem? Tabii tabii. Aynen. Mesela ne güzel uyuyorsun. Hani uyumayacağım artık deyip her gün uyuyarak çizgini iyi koruyorsun. Fırtına önce sessizlik. Yok ya uyumuyor. Geliyor şimdi. Aynen. Fırtına önce sessizlik de Sümeyye ölmesin de. Ölmez ölmez. Okey. Yani ölmez. Biz GSF olduğumuz için ölmez zaten. Evet. GSF var. Mesela. Tamamdır. Aynen. Sevgili olduklarını bilmeyen ve mekanı bilmeyen adam. Yani yanında duran adamlar varken GSF var dedi. Aynen yanında duran adam da ne ki? Ben bu adamla ilk kez görmem ama Kerem dışındakileri. Ne? Daha önce yanında görmedim sizi hiç. Facts bro. Yanında big görmedin facts. Derken? Yani. Bayağı gelmemişsin işte hiç mekana. Yani bugün mesela şöyle söyleyeyim. Burası tağandığında GSF geldi, polisler gelmedi. Polislere ihbar gidiyor normalde. Polis değilim artık Sümeyye ben. Ha pardon. Ben gelemem teknik olarak zaten. Ben de değilim. Ha pardon. Çok büyük tesadüf hiçbirinizin polis olamaması. Olamamamız ne? Ama Kerem uyuyordu. Kerem uyanık olsa o gelirdi. Alakalı bir şey ya Canberk çok. Ha ne gibi çizgiler? Yani. Paylaşmak ister misin benimle? Yok senin gibi. Prensip falan uzak şeyler ya. Yok be bende de prensip var. Sen ne de prensip mesela? Yok ki yani sen ırkçı bir köpeksin bakınca. Tam ırkçılık da prensip temel olarak aslında. Yani saygısızlık yapıyorsun siyah insanlara. Kaç tane siyahı tanıdım hayatım boyunca peki? Yani iki tane yeterli benim için. Üç hatta. Biraz hayır, tehlikeli yok. Bir konuşma mı dönecek nasıl? Şimdi? Yok 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 kaçına benim nasıl davrandım biliyor ki onu. Yani o duyum tweet almış. Yeterli benim için. Hayır nasıl davrandın sikim dedi ki attığın yani tweetten konuşuyorum. Yani ben sadece burada görev yapmadım Canberk'cim. Yani. Orada iyi davrandın burada mı kötü davrandın? Yok hayır burada kime kötü davrandın bize bir örnek o verebilirim. Tweet yeterli değil mi? Hangi tweet? Ha tahsine attığım mı? Aynen. Hayatta ufak şeylerden zevk almak önemli ya Canberk. Çok derin. İşte sen zevk alıyorsun ama onlar almıyordu. Yani evet almadıklarını anlamıştım sonrasında çok. Ha sonrasında yani başta bunu yaparken zevk alırlar diye mi düşünüyordun? Evet. Peki. Ne bileyim adamın kabile lordu olduğunu. Yani siyahi biri olduğunu düşünsen yeter. Her siyahi eşittir kabile lordu mu? Irkçılık yapmadın mı? Hayır evet, siyahi olduğunu göz önünde bulundurarak ırkçılık yapmasan bir sorun olmaz diye tahmin ediyorum. Yani tartışmaları Twitter'da devam ettir bence orada daha çok iş görürsün. Onları başkaları yapıyor benim yerime ya tartışmaları falan. İlgi alanım değil Twitter yani. Twitter'da takıl bence takipçi gelir bu şekilde. Ya takipçi ihtiyacım halkın yok. Halkın sesi olarak da çok düşüyorum böyle. Benim takipçi ihtiyacım yok da senin bayağı 850 dolara ihtiyacın var gibi hareketinden sonra. Yo 850 dolara ihtiyacım yok. Aynen onun için cepledim. Niye cepledim? Nasıl cepledin? Yo, cepledim. Bayağı ödemeyi hala yaparsın. Kerem niye sessizsin? Dinliyorum ya. Fırtına önce sessizlik. Yok canım. Kerem sen ne düşünüyorsun peki? Alp'in ırkçılığıyla alakalı? Kerem Hükmen o sırada görmedi o tweet'i. Ama ben şey yapabilirim. Yani tam olarak neyden bahsettiğini bilmiyorum. Ya Kerem şey work and travel konseptiyle bir siyahi abiye kırbaç okay, vuran anladım. Evet böyle bir şey. Bu ne zaman bunu durduk yerde attı. Bundan 2-3 yıl önce. Durduk yerde attı dediğin o gün içinde 3 kere falan yaralanıyorum. Ama bizden dolayı değil. Tahmin ettim görsel değil mi? Evet. Büyük ihtimal. Onca şey arasında bir tane geldi mi? Ne? Aslında espri anlayışı olunca bir tane gelebilir. Ben sigara alıyorum. Yani olmadığı için gelmemiş olabilir. Okey. Yani az da olsa dark humor'un çok da fazla bir zararı yok bence. Yani az sanırım. Da olsa dediğin public bir yerde paylaşılmış. Sen social justice warrior'lık mı yapıyorsun? Adam vurmaktan buldun boş zamanında. Yok peki. Benim arkadaşlarıma ha, yapılan bir saygısızlık o. Sen şimdi çok burada ha. Humanist bir adam oldun ama yaptıklarını yani, hatırlıyorum yani. Yani aynen ben de sizin yaptıklarınızı hatırlıyorum. Siz de bence çok takmayın. Hastane önünde durduk yerde bir tane sivili yaraladınız falan. Hatta mental olarak sorun yaşayan bir deli vurulmuştu. Yani onların benim da bir, vardır öyle şey ya. Otoritemin altında ol ben şeylerden sorumlu değilim ben. Tamam, o da öbürleri de benim otoritemde değildi. Hayır yok senin bizzat yaptıklarını sorunu söylüyorum. Hangileri mesela? Beni valile bağlaman falan. Durduk onlara yerde mi oldu bu? Doğru mu yazdın? Durduk yerde oldu olmadı değil. Sen humanist bir şeye bürünüyorsun burada. Böyle bir personel altında yani böyle bir adam yani seninle konuşmanın olmuş. Bir getirisinin olmadığını anladığımız için bu yaşanmıştı. Konuştun mu peki? Hastane önünden yaralı bir adamı rehin almak bayağı konuştun. Şimdi öncesinde zaten birkaç kere konuşmuştuk.
Sen o zamanlar tabii Rıza'nın Jim Kart'ını almakla meşguldün. Yükümen ona odaklanmıştın. O Rıza da beni kaldırıp enseme dipçikle vurmakla. İşte neden acaba yani? Mesela aslan neden Kerem'in acaba başına hiçbir şey gelmedi? Kerem'in başına hiçbir şey gelmedi mi? Bizim tarafımızdan gelmedi. Yani Kerem çok iyi bir insan. Çekirdek çitlerken Cenk drive'a yattı tamam, ama. Benim tarafımdan gelmedi. Yani bizim dedi. Ya o zaman ya öyle konuşacaksak o zaman siz de bizi durduk tamam, yerde vuruyordunuz mesela. Ben de hiçbir CIA'yı alıp gemiye koyup dünya turu atmadım sırtından geçinirken. Yani böyle attın bire gidiyorsak. Attığın tweet'in direkt hedefi apaçık ortadaydı. Tamam sizin de yaptıklarınızın hedefi bendim işte. Onun ama tweet'le de bir alakası yoktu bu olayların. Onun öncesinde ben kaç kere vuruldum biliyorum. Bana burada masal bizden okumak. Dolayı indin de. Yaptığın ya, hareketlerden dolayıydı. Peki neden hiç Saffet kovalanmadı da sen sadece kovalandın? Veya Oktay? Ben kovalandım bu arada. Bizim yani, benim tarafından mı kovalandın? Cenk tarafından. Tamam Cenk çok ayrı bir örnek. Cenk gibi birine örnek vermek bizi bir yere götürmez. Yani Cenk'in zaten yaptığı hareketler tamam, ortada. Tamam sen benim tarafım gönlünü alıyorsun. Bu da bizi bir yere yok götürmez. Ben Alp'ten direkt örnek verdim sana. Hayır. Ya, öncesinde sivil vurulmasından bahsetmiştim. Kerem'le de durduk yerde anancılık muhabbeti vardı mesela. Onu sen başlatmadın mı? Yok. Ve onu sen başlatmıştın bu arada. Yok. Ben orada konuşurken sen Nevra'yla ben konuşurken dahil ben oldun. Yok ben Nevra'nın yanında bayağı tamam, şey hava yapacaksın diye. Sen başlatmıştın onu. Tamam. Ben net hatırlıyorum yani. Karakolun karşı kaldırımda gerçekleşti muhabbet. Ben başlattım değil mi? Evet. Laf attım bir anda. Karakolun karşı kaldırımına evet, kadar ben seni çağırdım. Evet ben de geldim sen başlattın anancılı. Okey peki öyle olsun. Siz bayağı güzel bir hayal halinde yaşıyorsunuz ya. Buna ben bir şey yapamam yani. Ama şey güzeldi yani. Üstürt Benez'in hepsinin ayrı bir illegal insan olması. Ben neden bahsediyorum şu an hiçbir fikrim. Çelik, Teşko. Korktum şu an. Bunların yaptıkları ben, şeyler Çelik çok ve sınırsız da. Açıkçası. O yüzden pek yorum yapamayacağım. Oktay ve Sarp. Sana yakın polislerdi Kerem. Aslında. Hı-hı. Yani departmanın gayet içinde... Gayet yerinde müdahalelerdi bence. Yani öyle... Neyse. Küfür etmeyeyim de bayan arkadaşlar kaçmasın. Eşitçiliğe inanamıyorum. Bayanlar kaçarsa kadınlar kaçmaz. Bir dakika. Küfür etmeyeyim derken sizde 10 dakika boyunca küfürleştim. Çok yanlış damgaları ben yanlış insanlara veriyorsunuz. Ben küfür karşı değilim ya. Rahat olabilirsiniz. Şu tarafta bak. Az önce de ama bayan kadınlar bu muhabbete dayanamayıp kaçtı diye bir laf attın da orada. Keşke peşimden yani... gitseydin yani. Durumu açıklasaydın. İyi yok ya, onlar genelde çok peşimden geliyor. Rahat ol. Bir gergin ya onu anında sorabilirsin istersen. Anlamadım. Gördüğün gibi. Baya anında sorabilirsin. Baya. Ama bir yaraya dokundum galiba. Bayağıdır sevişemiyor galiba. O şeyi attı direkt bana. Aynen. Anne kartını oynadım ben de işte. Annene sorabilirsin dedim. Sen Bakir'den değil mi Can Bakir? Öyle diyordun. Ne? Aynen ben Bakir'im. Bakir'im. Gerçi aslında dalga geçecek bir şey. Bunu samimi olarak mı söylüyorsun yoksa? Gerçekten dalga geçecek bir şey. Samimi olarak söylüyorum. Ya da söylemiyorum. Tamam, dalgasını geçen bir şey değil mi? Evet, ben de özür dilerim bak. Bak özür diliyorum. Sende var da bizde yok. Bende öyle bir şey yok ya. Anancılık yapan ilk sendin o gün. Yok sendin. Onu da hiçbir zaman unutmayacağım. Yine hiçbirisi. Neden bu kadar aklına kazındı bu? Çünkü leş... Yani bu kadar neden aklına kazındı şey. Derken karşımda adam anlamadım. Siktir git. Adam bak, uçak kaydı ve Sümeyye'nin sevdiği biri. Ama yani evet. Sende böyle ilk anancılığı başlatacakmış gibi bir hava seziyorum ben zaten. Ama işte öyle değildi. Dolmuşluk biraz. Sümeyye Allah sabır versin bir şey demiyorum başka. Teşekkür adam. Öyle mi? Nasıl yani Sümeyye? Öyle mi derken sen de mi sabır istiyorsun Kerem? Zor bir dönemden mi geçiyorsunuz ilişkiden? Yok. İstiyorsan sana da sabır dileyim. Ben dükkan için söylüyorsun tabii. Yok ya sanmıyorum. Kerem için mi? Kerem'in bir şey yok ya sabahlık. Yok sabahlık. Ben senin için söylemiştim de. Kerem öyle deyince acaba dedim bir sorun mu yaşadı içeride? Burası gerekmez ya burayı GSF koruyormuş zaten. Bu aynen aynen. Yani ya sizinkiler işte. Bile yağıyordur buraya. 3-4 günde şey de yaparsınız böyle arada gelirsiniz. Birkaç kişiye daha söylersiniz burası Sümeyye'nin mekanı diye. Vay be daha yeni öğreniyoruz. Bizim söyleyeceğimiz insanlar çoktandır biliyordu zaten burası Sümeyye'ye ait olduğunu. Aslında evet öyle bakınca senin bir tane sikik bloktan sorumlu olman gerekirken bu insanların yok, direkt bir şehirden sorumluyum. Gerek. Ya evet bakınca siz sağlayamayınca biz sağlıyoruz işte oradaki şeyi. Ya Kerem uyumasa sağlar da uyuduğu için sağlayamadı. Şimdi sen mi anarşist oldun? Yok ya. Arada böyle bir şey yapıyorum anarşist kanım kaynıyor o kadar ama olmuyorum yani. Var herkesin içine bir sistem karşılığı. Tabii. Sisteme karşı olduğumuzda vuruluyorduk genelde ama olsun. Ya da vuruyordun. Vurmadım hiç ya polis. He tamam. Bu
konuda emin misin? Ben de Wolman'ım sanıyordum da benim Wolman polismiş. Nefsi müdafaa yapsın. Komik bir şey mi? Şey mi, bankayı soyarken geldiklerinde abi girmeyin ya ben vuracağım sizi. Nefsi müdafaa falan. O öyle mi oluyordu? Şimdi insanlar bir karar verir, o kararlı bir yaşam. Şöyle bir durum. Öyle yapıyorlardı sağ olsunlar zaten. Hak etmişsindir yani, çok sorgulamıyor. Aynen. Abi. Sen de o 850'lik telsiz hak ettin ya günün sonunda. Yani takma kafanı. Hiçbir şey ama senin ben bu kadar 850 dolara düşecek durumda. Ya vereyim. Aslında olay tabii para değil. Yani. Ha ver. Ver. Ha bu kadar düştün yani. Direkt aynen düştüm. 850 dolara ihtiyacım var. Kerem, Oktay biz bence bir atalım benim. Ki bu arkadaş kirasını ödesin. Dükkanın kirasını. Evet, arkadaşlar biliyorsunuz zamanınızda hepiniz araçlarınızı toplasanız çeyreği bile etmiyordu benim. Çok konuşmayalım. Yok, maaşımızı için. Araca gömmüyorduk retard gibi. İBAN'ım 42. Yok evet, benim üzerine 2 milyonum vardı 20 aracım varken. Takma ben düşünüyordum. Sen işlediğinde o sırada araçlarım vardı. Kesinlikle ahlaki yoldan sorgulanamayan şekilde almışsındır. O aynen şey. Seninki çok ahlaki bir şekilde çünkü. İnsanlara ırkçılık yaparken o sırada maaşım tamam, yatıyordu. Tamam, ırkçılık konusu harici başka bir şey var mı da böyleceğim? Nereden bileyim, ben seni araştırmadım ki seni beni araştırdığın kadar. Tamam, ben seni araştırmadım ama yediğin bokları biliyorum. Eminim araştırmamışsındır. Ya, araştırmadan gidip bokları nereden biliyorsun? Tabletimi var, duyum aldım. Ya tamam, duyum almışsındır o konuda. Tabletim bir sorun olsaydı yanımda çıkarır bakardım biliyor musun? Bak çok bir suçum yok ki. Var. Eski payla erişmek lazım aslında. Prom benim, gel vereyim. Prom benim. İster misin Kerem? Al prom benim bu. Al. Hay Allah'ım. Alma Saffet dur. Alma ben alayım onu. Sen şimdi Oktay'la aynı zevke sahip olduğunu mu düşünüyorsun pro konusunda? Yo, sadece yanımda pro bulundurmuştum o zaman, Kerem istemişti daha çıkarken. Yedek olarak almıştım annem. Ne? Ya içmiyorum. Yani bir kere içtim daha çıkarken, o kadar. Beğendin mi? Ateş. Evet. Çok tadını bir şey benzetemedim ya. Şeyden mi geldi? Marina tarafından geldi. İlgilenin isterseniz. Arkamızdan duydum ya. Yok ya. Ne? İhbar mı? Ben Rıza'dan... Sen çocukları yolla istersen ilgilensinler. Ha, yolluyor galiba. Mesajı burası bizim galiba. İlgilendiğimiz kısım değil ya. Biz daha çok değer verdiğimiz insanların etrafının güvenliğini sağlıyoruz. Buraya gelmez bok zaten. Bok çukuru yani. Hı hı. Aynen. Bokun içinde boğuldun çukuru. Bir kere bile orada yaralanmadım. Orada yaşayan siz değil misiniz aslında? Yo, ben yaşamıyorum orada. Ha, eskiden de o zaman. Ya, eskiden de yaşamıyorsanız çünkü... Yo, eskiden yaşıyordum. Ya iki evim vardı. Ne hallerdesin işte. Ne hallerdesin dediğin şu an daha iyi evim var. Şu an daha mı iyi? Evet, garajda kalmıyor. Aynı yerde evim var. Yo. Nerede evin? Sol tarafta. Ya eminim söylerim ya. Ha pardon, sol tarafta dedim. Şurada kalıyor bak. Tamam. Anladın? Anladım. Burada kalıyor Saffet. Ha, stüdyo galiba. Aynen. Ama yeter hepinize. Birebir diyorsun. Sığabilirsiniz bir yani. Alırsınız direkt. Hmm. Bizim eve de bekleriz. Hatta bak, bütün arkadaşlarını çağır. Anca triplex. Büyük doldurursunuz. Dur bakayım. Zoomlayayım birazcık. Yani annincilik yani yapardım da. Kendi evine kadar gitsen anca görürsün büyük ihtimalle. Okey. Arasındaki mesafeyi de açarım. Bakın çıkarmıyorsun yine. Ay ay. 15 dakika sonra geldi polise. Doğukan geliyor değil mi yanında kızla? Ah deme oğlum. Yaşanmasın ya bir daha. Neden? Doğukan'ı sevmiyor musunuz? Sevmeme değil. Mesleki nasıl denir? Mesleki tercihlerimiz çok farklı yönde Doğukan'la. Benim en azından. Kendi adıma konuşmuş olayım. Sen erkekleri mi seviyorsun daha çok? Yok, ananı seviyorum. Hadi anancılık yap. Okey. Bu arada ben rahatladım oraya çekersen... ya. Ben annem polisiyim. Çok tutuyordu adam kendini gerçekten. Annem polis miydi? Ben de konuşamıyorum. Annem polis değildi. Ha polis değildi. Ben polislik sordum, adam anancılık yaptı. Aa bak bundan annem alakasız. Deyince baban aklıma geldi ya. Ya babamın köpeği olmuştum bir ara. Ben mi? Ulan adam yolda ters yürüsem gelip şikayet ediyordu. Başını alıp dönüyordu. Aynen. Evet, hastanede yediği dayağı da hatırlıyorum. Ama iyi özür diledin adamdan ya. Özür mü diledim? He bayağı dilemişsin söyledi. Adam Nevra'yla aramı... Photoshop'la aramı yapıyordu lan. Oktay. Sen de kuyruğunu kızıp bir şey diyemiyordun yani babana.
Yok be, çok dikkat etmiyoruz ki ben ondan daha iyidir. Günün sonunda yani. Sürekli ödeşmiş oluruz ve alancılık bir şey olduğu için uzaklara bakıyorum biraz. Nevra demişken Nevra ile aran nasıl ya? Onu Nevra'ya soruyorsun. Nevra'ya sormuş galiba Nevra. Öyle duydum. Yok sormadım şimdi çok da haddime değil. Sana sormayı daha çok öyle mi? Çünkü seni, bana da seninle konuşurken haddi pek sikimde değil. Aynen çünkü sonuçlara katlanmaya çoktan hazırsın yani. Güzel aynen, bir şey öyle. Yani neticede. Ben de bazı insanlarla konuşurken sonuçlarını düşünmeden konuşmak isterim. Hı hı. Öyle mi? İlişkime burnunu tabii. Sokan herif. Diğer adama bak Kerem abim ya. Bu bir argüman değildi ama sen bilirsin. Yo argümanlık bir şey değildi zaten. Kendimi de savunmadım ona karşı. Acı güldüm. Dadım. Sümeyye gelen oluyor mu çok? Çok oluyor ya fazla oluyor. Korumaya falan geliyorlarmış işte. Kerem gelsin istiyorum ama uyanmıyor. Beceremez zaten gelse de. Aksine tabii ki... Neyi şey korumayı mı? Kalktırırsan ha. Beceriyor niye beceremsin? Ben göremedim çok onun için. Ya işte diyorum ya görem onunla ilgili tek sorun uyumasıydı. Şimdi artık uyumuyor. Biraz uyanmaya başladı. Abi birazcık tanıdık geldi bu. Hayırlısı. Çalı geçecek şimdi okula. Alp dolunay boşta. O nasıl laf ya? Nasıl bir muhabbet? Ne bileyim sen ona yorumlar mısın? Nereden geldi bir anda? Ne? Bir dakika ben niye Dolunay'la ilgilenim? Biliyor muydun? What? Öyle değil miydi ya sen Dolunay'a yorumlar mıydın? Ne? Miss Cecilia girl bitch. Ne diyorsun amına koyayım ya? Dolunay'ı seviyor Dolunay. Doktorlar öyle demişti. Bu ne şimdi? Yani? Dolunay... Ne anlatıyorsun oğlum sen? Dolunay. Dalin gibi amına koyayım. Dolunay işte. Bir dakika Dolunay'a yürüdüğüm şey nereden çıktı peki? Doktorlar öyle diyordu. Doktorlar öyle diyordu. Aa. Yazık ya. Hangisi? Ulan bu kadar mı düştün amına koyayım? Hangisiydi hatırlamıyorum ya aşkın ya Umut ikisinden biri. Dolunay. Yani. Ya acı ki geri gelsin ya. İkinize hepinize yeterdik gerçekten. Ben aslında dördümde de yetersin. Aşkın mıydı ya? Ben aşkında bir yok konuşayım. Be. Evet yetersin yani. Aşkın da olmayabilir ya Umut da olabilir. Emin değilim yani. Ay bu da artan doyurma esprisi. Ne anlatıyorsun Oktay sen? Ya sen ne anlatıyorsun? Ne doyurması? Ne anlatıyorsun? Dolunalp ilkokul. Dolunalp işte aşık olmuş. Ne anlatıyorsun? Hayalleri sıkıntı yok. Bana aşık o kız şu an bilgin olsun. Yani bir low life diğer bir low life'ı bulmuş amına koyayım. Yani aynen, diğer adam da benden önce aşık olmuş. Aşık olmuştu oğlum. Sen aşkı bu kadar kolay bir şey mi sanıyorsun ya? Yok da sen zaten çoğu şeyi kolay gördüğün için o fotoğrafı attıktan sonra bedenin olmayacağını düşünerek takıldığından dolayı. Ona da aşık olmuşsundur, yapmışsındır yani. Kaç bana bedel öğretiyor ya, öğretiyor ya. Öğretmedim ki. Oğlum aşk böyle kolay bir şey değil. Sen askerliğini yaptın mı bedel demişken? Yok ya, parayı bastım geçtim. Çok sen yaptın mı? Celil de evet, Celil'in burada olması lazımdı ya. Ensesinden tutup yollardı bunu. Ha o Kro'yu görmüştüm hani. Kro'yu derken? Bayağı Kro gibi takılıyor. Ama düzgün bir adama benziyor. Günümüz gençliği gitti ve düzgün bir adam arasındaki evet fark böyle özetlenebilir. Evet. Ya aslında bence düzgün de ya. İyi niyetli bir adam. Bana aslında hiçbir ayıbı olmadı da kroluk seziyorum hafif. Bir kokusu var yani ama iyi birine benziyorum. Şimdi o kokusu çok güzel sanırım sevdalısı yani o bir yani. Müslüman atar yani kanı şey kaynamış çünkü bayağı bağışta bulunuyor şeylere, Rambolara. Ne bağışı? Ya bu işte Ramazan'la alakalı bunlar böyle... arada böyle para topluyorlar cigara galiba cami yaptırmak için emin değilim. Bayağı bak, adam varını yoğunu veriyor. Zayıf noktasından kurmuşsunuz yani. Ben vurmadım. Onlar bir vurdu. Demokrasi bir din. Bir de reis sevdası sorunu. Ha. AK Parti seçmeni mi? Yani sevdalısı seçmeni sevdalısı değil. Sevdalısı desek daha doğru olur. Sevdalı olunca neler değişiyor tam olarak?
Ya, diyorsun kendine. Sevda ile aşkın ya, farkı gibi. Ha, okay. Mesela aşk iki taraf da hadi olabilir ama sevda tek taraflı oluyor. Kendini adıyorsun yani. Ne oldu? Sessizlik oldu. Ne dedi? Mesaj diyor. Geldi de onunla uğraşıyordum. Ha, Dolunay mı? Yok, onunla konuşmuyorum ya. Ne dedi, ben rahat ol, yaz sen yani. Ya çok heyecanlandın da çünkü adamı duyunca. Ben de bir gerilme edeyim. Yok be, sadece komime gitti yani. Onca laf soktuktan sonra bir balla suyesi. Hadi CSF olsa anlardım da bir balla suyesine yürüyünce. Yürüyünce dediğin dayanan... Dışarı aşık olmuşsun direkt. Sadece kulaktan... CSF'de hiç kadın yok galiba. CSF'de bir kadın vardı aslında. Sonrasında... Eskiden mi vardı? Kim? Çok eskiden. Filiz diyebilirim. Tanımıyorum. Ama böyle member gibi değildi yani. Sadece yeşil giyiniyordu bir ara. Biz kız olaylarından çok üzülmek istemediğimiz için çok dahil etmedik iç tarafına. Tabii ki ama arkadaşlarımız çok oldu. Kız tarafından üzülmek derken? Hepiniz aşık olacaktınız onun korkusuyla mı? Yok yok, anlatacağım şu mesajı. Şimdi bazen seni mutlu ediyor ama aynı zamanda da üzebiliyor. Kafanı karıştırabiliyor, sağlıklı karar veremiyorsun işte şu an Ballas'ın yaşadığı şeyler gibi. Doğru. Ondan dolayı çok ön planda olmamaları lazım eğer bu tarz işlerde takılmak istiyorsan bence. Bir tık seksist bir yaklaşımdı sanki. Evet, eşit biri için garip yani. Seksistlik de demeyelim. Şöyle, erkek tarafına pek güven yok o konuda. Yoksa kadın tarafında herhangi bir yanlış yok. Ya bir de şey de zor yani. Herhangi bir yani normal bir kadın şey olmaz büyük ihtimalle. Çünkü çok atışmalar oluyor. Kadın olan bir etrafa olan atışmalar yani, düşünüyorum da şu an yani. Zaten o konularını. Şimdi insanların soft spotu direkt kadınlar olduğu için genklerde büyük ihtimal. Onların başına bir şey gelmesini isteyen oluyor. Ben her ne kadar eşitçiliğe inansam da, benim için herkes aynı olsa da. Karşı taraf inanmayınca sıkıntı çıkıyor. Evet. Yani hani benim için de geçtim. Etrafındaki insanlar da o tarz düşünüyor. Öyle olunca normalde vereceğin tepkinin 10 katını veriyorsun. Çünkü kafasında şey oluşturuyor insan. Aa, savunmasız birine saldırıyorlar. Halbuki ne alaka yani? Eşitçiliğe inanan biriyim yani. Herkesin eli iyi silah tutabilir. Bence çok kaypaksın. Adım Saffet değil ama olabilir, deneriz. Ay bu ne, ilkokul bir comeback'i. Ben size comeback yapma şeyinde değilim de çok o kadar amele laflar geliyor ki öyle geri döneyim bari. Niye FPS romanı? Kendi sınıfında hissetsin kendisini diyorum. Yani benim gördüğüm al işte başka bir ilkokul. Ayna desene bir de tam olsun. İlk ayna ya. Saffet, bu benim sana verdiğim 850 dolarlık bağışla güzel okula git, olur mu? Kaldığın yerden daha iyi. Çok güzel yiyeceğimi düşünebilirsin. Okey. 850 dolara var ya, bir burger yersin yani. Evet, evet. Oktay. Garaja belki bir doğalgaz yaptırabilirim. İnsanların senin zarar görmemesi adına. Mevzular ne durumda? Onu anlatırım ya. Baş başa. Anlat abi, biz bizeyiz. Yok biz ya. Bizeyiz. Sen bizde değilsin. Yok biz bizeyiz ya. Bir aile olduk burada 2 dakikada. Ekibi kurduk yani. Sorun tabii, yok. Tabii. Buradan sağ sayede geçeceğiz hep beraber. Hı-hı. İşte bulurum ben. Ben de bir Rıza'dan işte bir 25 molotof almam lazım. Onu yaptılar. Vallahi 50 falan başlarım. Yap istersen. Farklı olsun. Ha, olabilir. Sen de mi ballasları? Ya şey yok, mi oldu? Sinirlendi mi? Ne oldu? Bir tuvalete yok, gideceğim dedi ya. Ha tamam. Dinlemiyorsun ki yani. Vallahi ya duydum da yine de belki sinirlenmiştir. Sadece dinlemedi diye düşündüm. Belki de olayı anlamak istiyordur. Belki sinirlenmiştir, o yüzden lavaboya gitmiştir. O açıdan sordum. Hiç gerilmedik aslında. Sen birazcık şey yaptın. Kişisel algıda başında dedin. Sümeyye muhatap olurken sen niye böyle... Şimdi sen Sümeyye sesini yükseltince... ben de... CSF koruyordu burayı, doğru mu? Yok yok, Sümeyye zaten size cevabını veriyor da... Yok, gereksiz işte, tamam bırak da o versin diyor. O zaman sus evet. Yok verdi zaten tamam, de sen maşallah makinesi. Az sus da olur yani. Bu evet, danışıyor yani. Galiba. Ha yetmez, Oktay da dahil oldu hadi. Lan oğlum az sus lan. Al lan al Saffet bir telsiz daha vereyim de çok konuşuyor sen. Düdük seni. Allah'ım senin içinde bir... Amcuk. Çok özlemişim Saffet seni ya. Ya ben de seni özlemişim de bunu hiç özlememişim. Hala aynı çocuk. Aynı duygusallıkla devam edin, evet. Aynı ılıklıkta ve... Gerçi sen eskiden bu kadar omurgasız değildin.
Aslan bir basıyordun en azından. Şimdi onu kaybettin. Çekip vurayım mı amına koyayım? Ne omurgasızlığını gördün ya? Ne omurgasızlığını gördüm? En çok omurgalı benimdir amına koyayım. Ha dedi söyle lan çekeyim. Taraf değiştiren sen değil misin? Araştırmış mı? Araştırmış. Söyle lan. Taraf değiştiren ne demek ya? LSB'de olup da o LSB'de olmuyor. Şerif oldu işte. O şerifti zaten. Hayır direkt şerif mi geldin sen? Ha. Aslında Department of Correction'dı daha en temizi. Öyle. Ama hani... Bak adam şapkasıyla belirtmiş. Bir şey yok yani. Ayrıca taraf ne yani? Yani o da çok... Ben anlamadım hala omurgasızlık kısmını. Keşke bilsem de yardımcı olsam. Yani böyle ya madem ortaya bir konu atarız ya. Anlatın nasıl dolunay olayı ortaya atıldıysa, iftiraysa. Dolunay'a sen dönüp duruyorsun ama bak sen. Hayır örnek veriyorum. Sen bir... Sen arkadaşın. Bir kaptırdın gibi. Yo. Şöyle. Şimdi siz nasıl Alp'in olayını böyle bir yargısız infaz olarak görüyorsanız. Bir iki insanın lafına kanıyorsun diyorsanız. Ben de bunu merak ediyorum yani. En doğal hakkım değil mi? İyi. Tamam. Dolunay'ı sikeceğim o zaman ya. Deme. Amcık seni. Yani hayatta büyük bir achievement açıldı. Yani bir vaat. Keşke senin de öyle bir achievement'ın olsa açılabilecek. Benim açıldı yıllar önce aslında. Aynen. İsim almıştır. Ödeşmiş oluruz lan iyi bir comeback. Çok güzel yani, öldü. Sonunda sen iyi. Öldün. Sen de sen öldün. Aynen öyle çünkü üçüncü soru şun bu. Yamaktasın. Ne oldu aslında ama götünden uydurmaya devam ediyorsun. Ben bir şey götümden uydurmuyorum. Sen aynen ne demeye çalışıyorsun onu anlamadım. Yok bir şey demiyorum ya. Buralarda mı bilgin olsun? Ya çok da sikimde değil açıkçası. İnsan annesine böyle der mi? Merhaba. Merhaba hoş geldin. Merhaba Destina. Adanın selam var büyümeye gider. Aleyküm selam. Efendim ya. Duyamadım okta. Cenk'e yakın oturuyorsundur belki. Cenk'e yakın oturuyorum evet. Malatya'da Sivas'a yakın haberin olsun. Okey. Senin için bir bilgi. Hoş geldin Kerem. Hiç umurumda değil de malasın. Hoş geldin Kerem. Kerem'e neden selam. Hoş geldin demedin Canberk? Duymadım ki. Gördün aslında ama. Duymak. Hoş geldin sevgili. Ha ona bakmıyordum. Nereye bakıyordun? Buraya bakıyordum büyük ihtimal gözlerini alamadım. Yani görmeye çalışıyordum göremedim çünkü de var mı yok mu arasında kaldım. Abi bakir seni. Olunca... Biraz tamam. Hormonlardan mi? Dolayı. Bakirlikle alakalı konuşmuyorum. Adlı çalışma mı? Sen zavallı bir herifsin. Bakirle konuşmuyorum değil. Her alakalı zaman tüketini yalayacak kadar zavallı bir herifsin. Dalga geçmiyorum dedim. Üzülüyorum sana acınası herif. Siktir lan oradan amcık seni. Ben sana üzülüyorum. Rap mi? Yazık ya. Daha 5 dakika önce dediği lafın arkasında duramayacak kadar zavallı bir herifsin. Lan dalga geçmiyorum dedim. Konuşmuyorum demedim. Siktir git. Kadın gelince bir gözün kaydı demek dalga geçmek mi? Ne anlatıyorsun sen ya? Hani göremedin ya Kerem'i, ben duymadım falan dedin, onu diyorum. Tamam. Tamam. Nasıl bir çeş? Hanımefendi isim neydi? Destina benim adım, siz... Memnun oldum, Alp bende. Ben memnun oldum. Sizlerin? Ben Kerem'i tanıyorum bitki burada galiba. Affet Belik. Ne zaman tanıştınız be Kerem'le? Dağ gezisinde tanıştırmıştın ya. Yo. Evet. Dağ gezisinde sen var mıydın ki? Evet. Hatırlamıyorum. En üstte bir sohbet ederken Kerem'le. Hatta böyle bir kaza oldu. Biraz geç gelmiştim ondan dolayı. Aşağıdalardı evet. Gördün ya Sümeyye sen de söyledin ya. Aa Dolma Elidesi'nde de burada değil. Ha evet tamam. Hatırladım tamam. Niye sustunuz? Ben önemli bir mesaj atıyorum ondan dolayı. Siz de sanırım vuracak yer mi arıyorsunuz o sırada? Nasıl yani? Diyorum yapmayacağım dediği şeyleri yaptın da. Annenle olan şey diyorsan özür dilerim. Kendisini dilemiştim. Pekala. Okey. Bence birazcık daha düşün. Daha güzel vurabilirsin bence. Ama vuracak bir şeyin de yok ya, ki. Ödeşmiş oluruz diyeyim. Nasıl? İyi mi? Olur diyebilirsin tabii ki.
Kaç yaşındasın abi? 27. Zafer sen kaç yaşındasın? 32. Aa maşallahınız var. Esna sen kaç yaşındasın? 23. Ben 22 yaşındayım. Onun önünde uzun bir yol var. Var. Önümüzde uzun bir yol var, upuzun bir yol. Çok da uzun değil. Yok, hayır, aynı hayat şeylere böyle dolayı dedim. Yani, ne hayat biçimi görmüşsün? Gangbanger değil misin oğlum sen? Öyle miyim? Öyle hayatın değil. Hangi noktasında gangbanger'dım? Yani tamam. Ben de öyle bir şey hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle bir aracın altına sıkışacak gibi geliyor. Allah korusun tabii. Oğlum bunlar gangster demiyor. Bunu beni kovalayamayan yani adamı söylemesi anlamlı oldu. Beni kovalayamayan mı? Hep kaza yapıyoruz oğlum. Biz mi? Yani arkamdaki polisler. Ha, olabilir, ben yapmıyorum. Olabilir, doğrudur. Ya. Tamam. Kerem. Kerem. Derin dinlemiyor ki hiç. Daldı. Keşke söyleseydi Sümeyye de bilseydi derin düşündüğünü. Ne olur uyumaya gitmesin. Amcık seni. Uyumaya gitti. Üzülme Sümeyye, üzülme. Ay. Komik olan nedir acaba? Duvardaki üzülmemesini o kadar içten söyleyeyim ki. Aynen aynen. Ya son, gerçekten sen zeki bir harbiden varsın. De koruyor işte yazdığı gibi. Bayağı evet. Sen zeki. Neyse ya. En azından biz de böyle arada bir uğrayıp Sümeyye üzme kendini ya diyelim. En güzel koruma şekli. Yani koruma şeyim yoktu ama okey. Yok, tabii ki görevin yoktur yani, canım. Bizim de zaten yok. Ama rozetim olsa emin olur burada korurdun mu yani onunla? Aynen, o sırada biriyle sohbet ederdim büyük ihtimalle, o da buralardaymış. Rozeti olanlar gelmiyor ki bu arada. Anlamadım, kimi vurguluyor ama... Sen çok iyi anladın ya, kimi dedi mi? Kimi? Boşver o zaman. Kimi vurguladı bu, anlayan var mı? Ben anlayayım. Yani kimi vurgulayabilirim burada takılan? Bilmem, ben hep buradayım yani. D-word mu yoksa? Bilmem, olabilir. Ya çok İyi açık değil. Konuşmuyorsun, sonra niye bana kaypak diyorsun? Evet, onu da anlamadım. Yok, sen de bayağı açık konuşuyorsun, bana sana da kaypak diyeyim. Bana mı? Çünkü, evet, benimle alakalı bir şey söyledin, omurgasızlık. Söyle dedim, söylemedim. Yani öncesine de bahsettim. Yok, ben sana onu neden anlatmadığını söyleyeyim bak. Gizli dosya mı? Yok hayır, anlatacak. Günün sonunda senin diyeceğin şu olacak mesela. Tamam, ödeşmiş oluruz. Ya, ben direkt açıklarım ya. Yani beni vurabileceğiniz tek şey etrafındaki insanların yaptığı hareketler olur. Ben olmadığım için ondan dolayı çok bir sorun yok açıklama konusunda. Sen de bu şekilde devam ettiğin için. Yo, bu şekilde devam etmiyorum aslında. Öyle gayet öyle. Polis yani etrafımızdaki insanların yaptığı şeylerden suçlu tutarsak o zaman hiçbirinizin bence sokağa çıkacak yüzü de olmaması lazım. Doğru. Lan AFK çek yapmana gerek yok. Bu durumda bana omurgasız deme hakkınız da yok. Tamam, ben sana etrafındakiler yüzünden omurgasız demiyorum ki. En azından işim istemedi. Neyden dolayı diyorsun? Konuşmalarından dolayı. Konuşmasından dolayı omurgasızı nasıl yani, çıkardın? Bulduğun şeyler Twitter'da bir salağın konuşmalarına benziyor. Ama tabii sen bunu canlı yapıyorsun sadece, tek farkı. Neyi sunmuşum? Acıktım ya. Ya şey diyor, social justice warrior'lık yapıyorsun. Ya, ama hayatın boyunca... Aslında social justice warrior'lık yapmadım. Hayatın sen aslında bana adam vurmak üzerine, polis şey yapmak üzerine, milleti soymak ya, üzerine... Yok, aslında adam soymadım hiç. Of, polis Allah'ım banka soyuyorsun, kimi soyuyorsun ya? Tamam, adam soymak değil o. Markette oh, Arkadaşlar siz de masum insan vuruyordunuz. Bence o daha kötü bir şey. Devleti çalışayım derken masum birini vurmak bence daha vahim sana durum. Sana ben banka soymanın adam soymak olduğunu şimdi denkleme dökmekle uğraşamayacağım ama... Yok, denkleme yani... dökmekle alakası yok. Senin bahsettiğin şey tek başına takılan bir adamı soyma tarzındaydı. Ben de öyle bir şey yapmadım dedim. Kaç tane? Bence kaçtan? Geçmişleri açarsak dediğim gibi çoğunuzun bence konuşmaya hakkı yok. Ya sen ahlaki yani olarak... Masum insanları vuruyoruz derken bir etrafımızdaki polislerden bahsediyorsun bu arada. Masum insan vurmadım hiç. Hayır, bize dedin ya. Yani masum, sana göre masumsa zaten sana göre kimse Deli masum değil. Deli Cafer değil mi? Hastanedeki Cafer... olaydan mı bahsediyorsun? Aha, masum değil miydi? Tamam, ben vurmadım onu. Alp de vurmadı, Kerem de, Oktay da. Ya orasını ben biliyorum hangi polislerin orada olduğunu. Ben senin orada olduğunu hatırlıyorum ama. Ben oradaydım. Arkamızda hatta bir cat vardı. Birket önümüze kırdı.
Evet. Yanımıza bir polis aracı geldi. Bana bir sefak kesin arayacaktım böyle. De biz vardık. Ay silme mesajını. Regan ne yapıyorsun? Hatta Aras vardı. Ki bu zaten sınırı bitmeyen şeyler. Aynı şekilde bizim Hood'un oranının da basılmasının tamam, onu da ben tamamen yapmadım. Tam yani. Yani bir sorun ama var, yaptığınız bu hareketlerin bedeli oldu bunlar. Tamam, hangi konuşmadan bahsediyor şu şey, an olay? Başka polislerin ilgilenip yaptığı şeylerin suçlusu biziz. Ondan evet, bahsedelim. Bitmek ha. Bilmeyen olaylar. Ha, biz neden suçlusu oluyoruz? Biz nasıl yeşil yani araç gördüğü için durduk yerde vuruluyorsak? Tamam, ben herhangi bir yeşil araç gördüm de vurdum mu? Bakıyorum. 10 polisin 8'i vurdum. İkisi vurması, yani vurmaması tamam, o noktada çok beni ilgilendirmiyor. Yansıyor. Sana yansıtmıyorum ki, Saffet'i söylerim sadece. O an o gün Saffet de vardı orada. O emir verildiğinde de oradaydı. Sıkıp sıkmadığını ben bilemem. Tamam, ben vurmadığımı söylüyorum zaten. Yani ben vursaydım zaten vurduğumu söylerdim. Saffet arabanın içinde gider kim de? İnsan değil yani. Vurulan arabanın içinde gider mi? Canberk'te şeyi hatırlıyorum ben, Cafer'i. Bir kişi daha vardı galiba. Tahsin vardı. Tahsin. Önde. Tamam, Cafer'i sürücü koltuğundaydım. Cafer'i çıkar. Çok da büyük bir kayıp değil. Mesela. Niye olduğunu bile hatırlamıyorum ben bu arada o. Yoktu çünkü var. Sebebi. Durduk yerde vurdunuz. Olabilir. Yani vurmadım ama vurmuşlar. Yani tıpkı aslında sen bütün teröristin olayını da bana bağlamışsın gibi. Masum birini vurmadığını söylüyorsun. Bence bu daha büyük vurmadım. Bir yalan. Yo, vurmadım. Gerçi şimdi Canberk'e de bir konuda hak vermiyor değilim. Bizde Ozan gibi bir şey vardı yani, adam vardı. Yaptıkları da şimdi hatırladım da. Abi valla. Siyah demiyor musun? Ozan Siyah. Ozan Siyah evet. Etrafa solucanı anlatıyor. Hmm, peki. Şeyi de anlat, neyse. Çok paha, halk içine söylemeyeceğim de neyse. Bir şey demeyeceğim. Ney sevgilisini mi? Onu da anlatıyor. Yok. Ne? Ne? Onu anlat. O ne ya? Onun sevgisi sonra terörist olmuş filan ya, onu anlatıyor ya. Ya bir insan herkesin. Neden bunu yapar ki ya? Garip. Muhabbete dahil olamıyordur belki. Ne bileyim yani, 5 dakika yanında da olarak başlıyor zaten, Solcan omzundan vurdu filan. Hayır, Ozan iyi biriydi de bu insanların özelliklerini anlatması hoş bir şeydi. Ya anlatılacak aa, şeyler var, anlatılmayacak şeyler var. Sempati puanı kasıyordur. Hmm. Onun için Twitter'da aslında. Tabii ben bir Tahsin'in bazı şeylerin söylendiğini duydum. Onları da Ozan söylüyor işte. Evet, Ozan tarafından. O da saçma. Ne yapıyor? Etrafa gelip oturup ya işte geçen vuruldum. Evet evet, aynen öyle. Trailer'ı geçiyor. Bu şey ya, askerlikte bazukayla fotoğraf atan kekolardan biri gibi şu an. Ve bunu neyse ben susacağım ya. Tatile çıkmak istemiyorum. Üzücü. Yapacak bir şey yok. Ya günün sonunda herkes bir kendi hayatını yaşıyor. Herkesin kendi ilkeleri var. Kesinlikle öyle. Herkes kendisine göre doğru söylüyor. Yaptıklarıyla alakalı başka insanları şey yapmak, sorumlu tutmak yanlış. Tık kötü bence. Evet kötü ama aynı zamanda benim de başka insanın yaptığı şeyler bir tutmak kötü. Benim yaptığım şeyler var ama hiçbirisi durduk yerde değildi. Tıpkı polislerin de bu soruyu sorduğunda aynı cevabı verdiği gibi. Hiçbir şekilde... Sen niye banka soyuyordun? Benim banka soymam o zamanki Hood'a destek içindi. Benim paraya ihtiyacım yoktu hiçbir zaman. Hmm. Durup dururken değil yani bu senin. Ya. Benim için durduk yerde değil. Yani 2 milyonu yapalım. Vardı çıkarıp verseydin de. Verseydin yani de. O zaman yoktu işte zaten. Garajın ondan sonra senin. Oraya para dökeceğini Hood'una dökseydin. Yaptım onu Alp'cim. Sen rahat ol. Ben çok şey yaptım yani. Şu an hala bok çukuru gibi orası. Pek yapmış gibi değilsin ama. Aynen, mimar değilim veya iç mimar veya kaldırım mühendisi tarzına takılmıyorum sonra... yani. Galiba silahlara yatırım yaptım. Şimdi ben. Şöyle. Evet, silahlara da yatırım yapıyordum. Mekanlara da yatırım yapıyordum. Ev de satın aldım. Araç da satın aldım. Benim o 2 milyonu yaptığım dönemde onun öncesinde ben zaten 1,5 ay kadar hiçbir şey yapmamıştım. Ta ki sen amcık gibi mekanımı işeyene kadar durduk yerde. Amcık gibi güzel vurgu oldu. Evet, durduk yerde birinin mekanın ortasını işersen bir amcık gibi yaptığını söylerim ben de sana. Doğru yerde değildi de okey. Olamayıcı kaldı. Yanlış bir şey yaptıysam bunları kanunlara göre ilerletirsin. Kendi kafana göre mekanı işeyerek değil. Onun için burada adaleti sağladığına da kendini inandırma bence. Çünkü yapmıyorsun. Mekanı işemek, adaleti sağlamak değil, tahrik etmek. Sonra neden vuruldum deme sağda solda. Beni siktir edin şu geçmişi artık. Harbiden içim bayılmaya başladı. Kanun öğretiyor bana. Benim elime yok, cevap yani çok basic evet. Bir şey öğretiyorum sana. Rahatsızsan bir kanun
buna direkt denk geliyorsa onu uygularsın. Kanlardan konuşmayalım bunu. Bence. Kanları konuşalım bence. Yani... Çünkü kanlardan konuşsak yaklaşık 10 polisiniz ve derdi departmanı. Polis vuran bir adamın bana burada kanundan bahsetmesi gerekiyor. Aynen. Büyük ihtimal durduk yerde vurulduktan sonra onlar oluyor. Hayır, durduk yerde kelimene sokayım. Tamam. Okay, her şeyin ben de sana çekeyim o zaman. Mantıklı bir sebep vardır. Alp, iki tane şey sundum. İkisine de cevap veremedin. Hala ne anlatıyorsun? Ya, bir tanesi durduk yerde uçuluk yaptın. Giden terörist tanesini... polislerin yaptıkları. Allah Allah ya. Yürüyen bir terörist kendinsin amına koyayım. Ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun oğlum sen? Sen durduk yerde ırkçılık yaptın. Bir para var lazım diye banka soyuyorsun. Bir dondurma aldım ben. Güzel. Ne anlatıyorsun bazen? Çok üzülüyorum tamam, sana. Geç. Ben de çok üzülüyorum da işte. Evet, zaten bir şey de sunamıyorsun üzülürken. Tamam. Yok, sunuyorum da işte. Aynen, sunduğun şeyler bayağı güzel. Hood'daki motivasyonumu sorgulamak. Bence sen kendi çıkırık motivasyonuna bak. Okay. Mesela mekana neden işedin ve sonrasında vuruldun? Sorguladın mı hiç bunu? Okey, işte neden havaya uçtuğunun cevabı da canım istediği için seni havaya uçurdum. Aynı şey. Bir daha da yapalım istiyorsan. Bence biraz sakin olalım. Alp seni öldürmemi istemiyor. Sen devam etme bence. Afiyet olsun. Ne içiyorsun ki oğlum öyle? Bence kork. Yaparım çünkü. Ne yapmışsın lan? Yaparım. Var mı fazla ya? Kerem yok. Ne o? Ne? Güzel kokuyor. Afiyet olsun. Vallahi afiyet olsun Kerem. Sağdan döner. Soldan. Ters gider o. Yanlış biliyorsun. Sağdan. Soldan. Yok, sağdan Kerem. İçmeyeceksin, içme amına koyayım. Yok abi, sağdan döner. Ben kurallara uyalım diyorum sadece. Çam attım ya. Son bir öpücük alırdı Alp ondan ama. İyi geldi mi Kerem? Geldi ya. Daha iyi geldi. Gülüdü seni de. Ben kaçıyorum. Biraz da dolunayların yanına uğrayayım. Ondan sonra da uyurum. Okay. İyi sohbetler mi, tartışmalar mı desem bilemedim ama. Yok yok, sohbet ediyorlar bir şey. Konuşuruz. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Görüşürüz. Safe, sen motoru boyutacak mısın abicim? Evet. Kaçak giderildiyse. Yasla başka bir garaja gitsek daha iyi olur. Tabii ben mekan sahibim ama oturamıyorum. Başka. Parasını ödersen olmaz ya. Ya parasını ödemezsem olacak yani. Tehdit ediyorsun. Hmm. Neyin tehdidiydi yani bu? Şey yaptığın zararı bu şekilde ödemeyi değil de tehdit etmeyi. Benlik bir sorun yoktu. Sizin sorunuzdu. Garajın önünde yatan vagoslar da bu şekilde düşünüyordur eminim. Keşke sadece onun önünde yatıyor olsalar. Para her şeymiş ya. İşte bu hayat çok zor yani. Her kapıyı sana açıyor ya. Allah. Boşa bir şey. Kerem'in kafası güzel oldu. Paranın bu kadar insanların gözünde değerli olması. Üzücü. Materyalizm. Kerem iyi misin? Değil mi Ergül'ün? Yok ya. Amına koyayım salaktır ya. Ay. Kerem, içtiğin şeyden mi? Ha? Yok ya, ondan değil. Ne oldu, neye gülü olsa? Çok içimde tuttum ya. Bir şeyim yok ya. Değil mi yani? Bir kombin yapalım ya hayatım seninle. Allah. Ne alakası? Sarkazmdı bence ama biraz sonra. Yaparsın buralarda olursan ya. Senin belanı sikerim lan artık. Evet, çok yanlış insanları tehdit ediyorsun. Yapma ya. Yaparım. Big boy.
Yarın patlayacak galiba Kerem. Ama gerçek anlamda. Okey. Şu an iki ayağın üzerinde duruyorsan Sümeyye'den dolayı. Canberk şeye benzemiyor mu ya? Mahallenin Allah'a benim lan diyen. Yok ben direkt uyguluyorum. Bakınız tamam. Patlatma, bakınız driver gibi. Ben DAF'ta kalmam Alp ya, direkt yaparım. Okay. Eskiden de o ya. Şu an patlatma büyük bir eşçiliğe inandığın için. Ha, havaya uçurmuştum artık yaptığı için. Hastane önünde bekleyen yaralı polis memurunu silahla... Yani fark etmezdi. Bütün departmanın yanına alıp amcık gibi motelin önünde pusmayı da çok iyi biliyordun. Ne? Seni ancak kocaman bir departman kurtarır benden, biliyor musun? Ya oğlum sen ne sanıyorsun lan kendini? Laflara bak amına koyayım. Lafları değil, aksiyonlardan konuşuyorum. Tamam. Bekleriz ya, sıkıntı yok. Allah'ım, laflara bak. O da bekliyordu ya. İşte sonra başına geldi. Beklemeyin bence. Aynen. John Wick. Sen de başına olsun. Bence güzel güzel yaşın şehirde ya. Güzel bir hayat bekliyor hepinizi. Duydun mu? Ona ne şüphe. Aynen öyle. Duydum. Kerem'cim. Bence şu bekaretini bir an önce kaybet ya. Şu hırsı alsın sendeki. Okey. Yazık, zavallı bir ben, bence sen bu hormonlarla daha zavallısın. Onlardan bir kurtul. Okey. Ay. Ama sakalın çıkıyor aslında. Bir yandan da pozitif bir şey bu bence. Aynen. Önceden daha çirkindin. Doğrudur ama adam böyle de beğeniyordu orası. Niye korkmalıyız lan senden? Bilmem. Patlatır ya. Güzelce araştır her şeyi. Neler başına geldiğini. Neler başıma geldiğinde. Güzel bir cümle kurdun. Konuşmak ister misin? Aynen. Bana laf atan insanların ne olduğunu genelde sorarsın. Yakın zamanda bir ay içerisinde 3 kişinin ölmesine bağlayabilirsin belki. Tamam. Senin ben gururla anlatıyorsun ya bu. Yok be. Korumam seni burada Kerem. Merak etme. Yok, başka bir yerde deneyebilirsin bu arada. Direkt burada öldürdüm de Sümeyye'den dolayı yapmadım. Ben yapmayın. Götün yiyorsa okay. Değil mi? Yani bazen... Sümeyye'den dolayı yapmıyorum. Tamam, Sümeyye gözlerini kapat. Ya hayır. Götün yiyorsa değil mi? Benden dolayı yapmadım. Kaldıramıyorsun galiba bu otun etkisini çok. Götün yiyorsa değil mi? Yok yapma, merak etme. Merak yani benim için daha hala no name insanlarsınız. Vasfınız olduğunda yaparım bir şeyler size de. Abi senin silahın var mı? Yani onu çekene kadar büyük ihtimal 100 mermi yemiş olur ama olsun. Tamam. Okey Jason Bourne. Niye? Sen Clint Eastwood musun da böyle çekiyorsun? Aynen bir öyle. Bir anda geldi. Yine akla geldi. Bir anda geldi. Sabah akşam porno çeviren adam işte. Öyle ya demek. Biz de başlayalım bu işe. Bu mekaniklere dikkat etmek lazım ya. Belki 40 yılda bir tutunabilirsiniz bir şeyden. Senin silahın yanında mı? Kerem. Benimki burada ya. Sanki böyle bir tereddütte kaldın gibi oldu. Yok burada. He. Bir tanesi vardı, onu kullanmak istemiyorum ya. Yok ebesin. Sen de Saffet, sen de Nurul'unla. Ar ya. İki adet. Xanax var. Senin geldi gibi ya. Geldi biraz ya. Geldi. Oktay Ağustos böceği gibi ya, rahat. Ben rahatım abi ya, sıkıntı yok. Oktay şey, sponsor olmuş gibi ya. Sıkıntı yaptık olursa... Yaptık bir şeyler ya. Eski sponsorumuzu özledim. Ne oldu lan, fındık sustum bir anda. Yani neden siz de laf dalaşına girip sizi vurmak için bir tane motivasyon buldum ki kendime? Ha, siz motivasyonun sahibi oluyor musunuz genelde polis? Oluruz. Wow, poker man. Yani, sizde pek o yok ama. Siz direkt motivasyonsuz insan vuruyorsunuz. Gerek yok, kanun biziz. Senin kanun da sikim, senin de sikim. Benim yaptığım her şeyin bir sebebi var. Banko soymam lazım. Oğlum sen gidip Pino köpeği gibi takılsana da onların arkasına. Ne konuşuyorsun? O benim yarrağıma dolanıyor. Ama işte... Ayy. Yazık yani, ya. Bayağıdır içinde tutuyordum, kusura bakma. Yazık ya. Ben seksis bir adam değilim. Yazık ya. Sen zavallı adamsın. Öyle konuşamazsın. Ben gangster bir hatunu ne yapayım? Gangbanger olmayı sesem. Yaparsın ha. Sen oğlum, sen o düştün lan. Gangster mi? Yani bekaretini kaybetmeyen sensin. Bence sen git yap yani. Ki yap yok, artık. Yok ben yaptım ya, sen rahat ol, o işin şakası. Kurtulalım artık şimdi. Kaliteli bir insan olur.
Arkadaşlar hiçbir zaman sevginiz olmadı halde bu kadar kendinize güvenerek konuşmanız olmadı çok halde derken sen nereden biliyorsun? Aa, benim olduğum zaman da olmadı. Bayağı. Yok yani sen benim hayatımı nereden biliyorsun? Sen nereden biliyorsun? Duyun mu abi? Çünkü maşallah ya, sikişmemiş yani gibi izlerim. Takılıyordunuz. Bana dediğiniz şeyin aynısını siz yıllar önce öyle takılıyordunuz ki hala da takılıyorsunuz huysuz gibi. Gayet yani ben önüne bak önüne. Okay. Yazık size. Ne bu? Senin kafanı kırarım lan. Puşt. Bu arada güzel bir şey otuz etkisiyle bunları söyleyebilmek. Çünkü kendin kendi bütün kafan yerindeyken bunları söyleyemiyorsun. Bayağı rahat atıyorsun. Süreceğin arabayı sikeyim canım. Puş deyince şefim geldi aklıma bu arada. Süreceğin arabayı sikeyim. Onun anasını sikeyim. Kerem yapma o kadar. Destine iki gitmiş gerçekten. Meyve şuna bir kahve yap ya. İki saattir. Ben bu halini sevdim. Bir çikolata falan bir şey. Kim benim mi? Hmm. Ben her halini seviyorum. O soru, seviyorsan bak, neden bu halimi sevdiğini belirtme gereği yok. Evet, o sorunun geleceğini hissedip o sonra cümleyi kurdun gibi. Sorgulayıcı bir kafayı bu halini de sevdim, diğer halini de seviyorum. Sen niye bana yoruyorsun ya? Ben mesela senin boktan kırmızı gömleğini beğenmedim. O şey için. Gazete de al istersen. Büyük ihtimal Deadpool da öyle yapıyordu. İstediğim yerde alırım lan, amcık aslanımı soracağım. Ya bana soracaksın sike sike. Her boku soracaksın ondan sana. Benim sağ olsaydı bütün şehre erişelim. Sen rahat ol. Buraya erişemezsin. Aynen, buna çünkü göremiyorum amına kodumun evladı seni. Maybe. Ama burada sözün geçmez canım benim. Bunu aralamak için iki elimi kullanırım büyük ihtimal. Çünkü bulamayacağım hiçbir şekilde. Annene söyle sana direktifleri versin. Okey, tamamdır sorarım. Can ben bir şey sorabilir miyim? Sor tabii, içinde kalmasın. Annenin adı ne? Sana ne? Merak etmiştim sadece. Seni hiç ilgilendirmiyor. Aynen eminim değildir. Şey mi, bakirlik olayı gibi mi? Asla oradan bahsetmem deyip üçüncü basın şimdi. Ben bakirlikte dalga geçiyorum ne kadar inanmasan da bu arada. Sen çok farklı dünyada yaşıyorsun zaten. Sen bayağı bir şey yapmadığını iddia ediyorsun ama hepsini yapıyorsun. Onu vurdum, bunu vurdum, onu vurdum, bunu vurdum ama maymuncuk satıyorum. Bir insansın abi, kötülürsün. Bir de ne? Kaypaktın. Okay. Başka kaldı mı? Ha bir de hiç eline kız elini değmemişti. O da var. Ne? Hani diyordun ya benim gördüğüm zaman da kimseye saplamamış diye. O şekilde senin gördüğün kadarıyla devam ediyor hayat. Aynen. Helal abi. Doğru. Çıkarttım ya. Biraz formelle teşekkür ederim Twitch Prime'ını buraya kullandığım için. Çok çok sağ ol. Nasıl? Sizin kalibrenizde. 10 dakika önce Kerem'in yaptı. Aynen sizin kalibrenizde işte. Aramıza hoş geldin. Sizinle anlaşabilmek için böyle low life espriler yapmam lazım. Low life. Senin demen komik. Low life'ı sadece gangsterlar şey yapmıyor. Yok hayır. Ondan değil de okey. Siz bayağı da olmuşsunuz ya. Birazcık gevşeyin, spor falan yapar. Yetmiyor bu yani, sana. Yok yetiyor abi, ya. İyiyiz biz ya. Belli olmuyor çok. Ben iyiyim ya. Heyecan arıyoruz aslında. Öyle mi? Denk gelmen güzel oldu. Tabii de işte heyecan türüne de bağlı. Bu ay çok güzel burada. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevindim. O ne abi? Nere? Sen ne abi? Ben anlatırım biraz. Ben Dota'cıyım biliyor musun? O yüzden çok hakim değilim. Dota ne? Oyun. Nasıl oynanıyor? Bilgisayardan. Mouse klavye. Ne? Mouse klavye. Ha. Çok açıklayıcı oldu değil mi? Vay be Canberk. Buyur Kerem'cim. Cim. Ha Kerem buyur. Konuş bakalım. Bir düşünceydin sen. Anlatayım mı derdimi? Anlatın. Ya öyle bir şey. Onu da biz okuyalım be. Kral. Alışkanlık. Öyle bir düşündüm ya. Öyle düşünceli görünce şu gibi sorasım ya. Yani. Tamam oraya ben bakayım abi. Tamam ya. Belki yanına artı bir olmayı ver. Yok ya, onun yanında çok duracak bir insan değil. Duramazsın zaten.
Yok ya, o kadar olay şey yapalım. Yukarı çıkman gerekiyor onun için. Onu düşündüğün şeyler doğru olabilir ya. Yani mükemmelsin. Eyvallah. Aşağı doğru yukarı çıkın lütfen. Ya nasıl laf sokasın var? Ama Can belki laf sokamıyorum tabii. Kimseye laf sokamıyorum şu an burada. Bu gizem gerçekten. Gördün mü Can Berk? Can Berk bu zamanlarda ne yapıyorsun? Mekanla uğraşıyorum. Araçlar vesaire. Aracın var. Araç alıp satıyorum. Var. Bir aracım, motorum var. Bir Faction X aracım var, bir tane de Double T'im var. Motorun da çok çirkinmiş. Aa, ben de Double T aldım. Hangisi motor? Arkadaki motor hangisi? Öyle mi? Kırmızı olanı. Ha, sport olan. Evet. Çirkin olan işte. Not my type. Innovation kiminse güzel. Innovation değil o. Ha, Innovation galiba. Bir tane Kerem. Innovation var. Kerem ağzın tadını biliyorsun. Bana niye Marmara tatili patlıyor ya? Çok çirkin bir laf oldu, bunu demeseydim keşke. Yok be abi, sen ırkçılık yapıyor. Evet. Doğru dedin abi. Oğlum dördünüzü toplasak bir atlama yetemiyorsunuz hala. Çok üzücü bir şey değil mi? Sen nerede yaşıyorsun ya? Kerem içti de sen gelmeden önce bir şey kullandın mı buraya? Yok, ben çünkü çok boş konuşuyorsunuz. Harbiden mi? Algen atmış olabilirim ya. İyiydim ben yani. Yo, konuşmuyordum. Yok, konuşacak bir şey de bulamadım neyle. Yok canım. Ha, dördünüz ayrı ayrı bir şey bulmaya çalışıyorsunuz da bunu bulacaksınız en sonunda. Onu bayağı onu bulmak için o kadar derine inersek topyekun yani sefer olmamız bak, gerekiyor. Bak işte bak. Balık çıkabilir yani. O kadar derine inmemiz lazım. Şimdi yani. Şu çok üzücü bir şey. Dördünüz aynı anda bana laf yetiştiriyorsunuz. Birbirinizin sesini keserek yapıyorsunuz. Bu işte ne kadar acınsız bir durumun olduğunu gösteriyor. Şeyler büyük tamahkarlıkla derine kaldı. Anladın mı? Hala devam ediyoruz. Bak, dört kişi aynı anda bana laf çakmaya çalışıyor. Birbirini bölerek yapıyor bunu. Bir de bölerken aynı zamanda seslerini yükseltiyor. Anladın mı? Ben giremem. Hangi tarafı korursam o taraf bana sinirlenecek. Ben köprüyüm şu an. Tamam canım benim. Öpüyorum seni saçlarından. Sikerim belanı. Denersin. Ta sahide. Ne tür müzik dinliyorsun sen? Bilmem, tahmin et. Oktan bir tür dinliyorum. Favori sanatçın ne? Bilmem, ne tahmin kim et. Kim daha doğrusu? Ice Cube. Yok. Ice Cube dışındaki insanlar Southside'de ne yapıyor mu diyeceksin şimdi? Yok. Ne dersin onu? Gangbanger olduk ya bir anda. Chill sen. Çok ben çok sakin var. Çok sen alıngan günündesin. Ters psikolojiyle beni sinirlendiremezsin, merak etme. Yok ya, hayır, deneme. Çok sinirlisin ama bak. Sen ne dinliyorsun? Night nikahına beni çağır, sevgilim mi? Ben... Yok, ben country seviyorum daha çok. Country'den boş bulduğum zaman da klasik rock. Ümit Besen dinlenir bu arada. Ne dinlenir? Ümit Besen. Country... Çok karışık benim. Ben klasik müzik de çok severim. Çok iyi, çok iyi. Elit olmak için söylemiyorum, gerçekten dinliyorum. Doğrudur. Dayanamın. Saffet sen ne dinliyorsun? Ortaya karışık be abi. Ben de abi. Sıra motordan dolayı heavy metal olarak devam edecek. O iyi oluyor bu arada. Ondan önce de Counter Edition. Oktay sen? Ben abi ben Arap Şükrü amına koyayım yani. Arap Şükrü anladın mı? Harbiden. Bu şehir Engiz beni Kurtoğlu boğuyor dinlemek abi, istiyorum şu an ya. Yani 2 saattir amına koyayım bir sidik yarışıdır. Darlandım. Abi motor aldık, motoru süremiyorum yani şu an. 1960'ta kim vardı ya? Onu boyar ya. Onu boyar evet, Canberk. Sediyi söyleseniz de 1960 sanatçı verin bana. Yaparız. Canberk. Ne diyorsun? Yaparım yani Oktay'cım, rahat ol. Motoru falan çalmadığını söyleyeyim, sizin gibi elleyebilirsin. Sorun yok. Yok be, ben sen diyemem, benim gözüm parayı yok. Gördün, rahat ol. Parasını ödeyeceğiz, merak etme ya. Sen iyiliğini yap. Ya ödemezsin sen, hediye mi olsun yaparım benim sana? Yaparım ya, ha tamam o zaman. Ha, beleştire devam etsin. Ne kuzu, 60 diyorum. Dilberay. Arzu Pekka. Sonra bakayım ben. Frank Sinatra'yı söylerim zaten de başka bir şey sorarlarsa dedim. Yaram nereye gitti? Bu içi geçti onun. Ne mi?
Edith Piaf var mıydı ya 1960'da? İlhan. Özgür değil, dik verip bir tip ya. Yep. Özgür değil. Erkek mi? Şey mi bu? Ne ya? Nerede gördün sen? Twitter. Ha, Twitter'da. Başarı güzelmiş. Vanilla Unicorn. Kontrol edememişler herhalde. Üstteki yazı yanmıyor. Neydi bunun eski adı lan? Şeyin. Kulübün. Hatırlamıyorum. Dix. Dix House muydu? Evet, tarraklı bir şey. Yakın bir şey. İçinde dik olduğunu eminim de. Out mu in mi bilmiyorum artık. Tam sormadı kimse. Mevkasını bir bizimkilerinde değil mi o Canberk? Orası. Prosesliyor. Derin düşün. Bana mı soru soru dinlemiyordum? Ha, sizinkilerin de o mekan diyorum değil mi? Hangi mekan? Vanilla, yeni adıyla. Eski adıydı. Ha evet, ASF'ın mekanıydı. Asaf'tan haberim var, kardeşim söylemişti. Cenazesine gitmişti. Bir kendi sonra. Necekini Asaf uğrayınca. Teşekkür ederim. Tanıyamadım kendisini açık. Görmedim de pek ama. Kardeşim dediğine göre. İyi biriydi. Jim kartı satmış ona. O ona sövmez canım, o karda değil. Çıkarız ki silah. Saffet. Efendim. Instagram'a bakar mısın be? O nerede moruk, dur. Çok karışık bir telefon. Baha Cancan diye bir adam fotoğraf atmış. Tam bir. Neyse. Kulağına niye öyle o kabloları sokmuş? Öküz mü bu? Bakayım. Şefime benzettim. Erzin şefim aklıma geldi. Evet. Evet. Benim de kulağımda var bunlar. Jabbar Tiryaki Ezcan şey diye gibi. Kadın atmış. Yani saçma salak bir uygulama ya. Ne oldu? Ne oldu kendi? Ne? Beni gösterdi. Evet. Neyle meşgulsun? Canberk. Şu an mı? Canberk. mesajlara bakıyordum. Şey yapmam gerekiyordu, onu yaptım. Ne yaptın? Bana dolduruyorlar. Özel. Kaldırıyorsunuz yine. Yemem. Kimi kaldırmıyoruz ya? Kimi ben kendim yaparsam. Öldürdük, öldüreceğimiz kadar. Daha öldürdün mü? Tek tabanca. Biz ayaktayız lan, piç kurusu. Seni öldürmek istemedim ki. Aa, niye? Sümeyye'den dolayı. Arkadaşlarına kayarsa da, işte sen üzülürsen Sümeyye üzülmesin diye bulmuyorum onları da. Allah'ım sabır ver yarabbim. Dikkat et de arkadaşları sana kayması. Acaba ne yapıyorsun yukarı? Niye siz ben mutluluğumu düşünmüyor musunuz? Kerem mutluluğum. Acaba sana ne olur? Sana bir şey değil mi? Yapsa, bir kere bir sike arasa ne olur acaba? Burada çok temiz dayak yersin biliyor musun? Dört tane şeriften. Ben teke tek de atarım. Yani şöyle diyeyim sana. Yani yok o doğumda işte doğuda bir olmaz. Doğuda iki olur. Öyle yapmayın. Ay ay. Ne? Hmm.
Abicim sikeceğim Twitter'ımı bak bildirim geliyor. Amına koyacağım. Bu kapanmıyor mu ya? Ya müthiş ya gerçekten. Üzdün az önce beni Sümeyye'ye bir tık. Bir tık üzdün beni. Ya kusura bakmayın ama adam burada benim için size bir şey yapmıyor. Sizden de aynı şey beklerdim ben. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Bir lütuf. Allah razı olsun. Önemli değil. Hayatım. Şükredin yatırmış. Vay amına koyayım ya. Gerçekten ya. Cidden öyle olsaydı muhtemelen şu an bizi tarayıp geçmişti. Kesinlikle şu an. Yani ya olay tavama değil, olay ciddi bir şeye dönüştü olma ben. Can bak bunu yapıyor benim için, sen ne yapmıyorsun? Kafayı bulmakla meşgul paşa. Manikür yapıyor galiba. Şimdi ya. İyi ki var ya değil mi? İyi ki var ya. İyi ki var. İyi ki var abi. Bağışladığın hayat için teşekkür ederim. Ama şey de var mesela, bugün var yarın yok abi. Aynen sen öyle. Komple yoktu. Ben şimdi anlamadım. Niye böyle bir cephe alındı Sümeyye senin? Sen neden dahil oluyorsun Kerem'e? Çünkü artık yani doğuda bir filan dört ayak yatsın diyorsunuz. Yeter artık. Tamam sen atlama bir. Yok sen atladığın için atladım. Ben atlamam yoksa. Bırak Sümeyye'nin söylediği şey Kerem cevap versin. Şey gibi oldu ya, sabahtan beri hostile olan taraf bizmişiz de bir kusur işlemişiz gibi oldu. Ya hayır, sizdekiniz şey yaparken karışmıyorum da burada dört yaptınız filan. Ne yaptık? Dörde bir lafı geçince işte damarıma basıldı. Şey gibi, Jason Bourne, John Wick şeyinde konuşuyor da yani. Yo dört ben işte yaptım gibi, ama. İşte boşa konuşmuyor gibi, işte. 4 tane ayı gibi adamız yani. Alır yok be abi. 15 tane adam vardı bizim zamanımızda. Sayının çok önemi yok. Önemli olan işler. Öyle bir döveriz yani. Taksim'de dayak yiyen dilenci gibi. Yani. Öyle olsun hadi bakalım. Dövmüş olun beni. Adını unutursun çıktığında öyle dayak yersin. Boys. Bence uzak. Ben şakalaşıyorum ya. Ben bu arada bütün gece sustuğum için birazcık şakalaşmak istedim ama şaka yapıyorum ya. Can belki severim. Senin şakanda bir sorun yok. Zaten senin şakanını bir alıp veremedim yok. Ama Alp'in bu samimiyeti üzebilir mi çok yakında? Ha, bayağı bir neye güvenerek bu bağı kurdum ben de bilmiyorum. Böyle bir gangbanger olduk bir anda. Bir anda bağ kirliliğimi yani bunu yapabilmeye çalışıyor. Sen de ne bağ kuracaksın lan? Hani. Kuramazsın zaten de bir kurmaya çalışıyorsun galiba kafanla. Öbür türlü vurulmak istiyorsun diyeceğim çünkü. Hangisi? Okey vurmak istiyorsun. Çocuklar. Sen ne spesimen bir adamsın. Çok garip bir adamsın sen ya. Ha. Normalde olgunlaşınca böyle bir oturaklı olur insan. Olgunlaştıkça daha da cozdur. Hak edene öyle ya. Kaypak insanlara karşı çok bir şey kaypak sarf etmiyorum. Sen gidip Dolunay'ın bence peşinde koştur ha. Ne dersin Beach Boy? Oğlum bekaretini sen kaybedin. Ben geçtim oralardan. Geçtim yaşadım ben. Geçmeye hala çalışıyorsun galiba Dolunay'la beraber bir şeydir. Ya sen ne kadar biliyorsun oğlum. Şş, Oktay. Pro var mı? Var mı? Ayıp ediyorsun. Kral. 4 ve 2 be abi. Ah be abi. Girilmeyin mi abi o kadar? Ne girilmesi be abi? Bir ölüme çare yok bu hayat. Tabi. Sen sigara kullanıyor muydun Can Mark? Kullanıyordum. O gün zaten sigara içerken yanıma gelmiştin. Çünkü aktif bir içici olduğunu düşünmüyordum da o yüzden sordum. Arada içiyorum ya. Arada içiyorum. Çok aktif değilim de. O belli canım zaten. Rızık Gerit. Ben anladım. Ben ne kadar mutlu oldum. İlginiz hep böyle benim... gelsin. Huh.
Of. Safiye çok sessizsin, korkuyorum. Ha siktir ya, ben bunun erzini almam lazım, ona bakayım. Canberk, sana samimi bir şey soracağım ya. Sor bakalım. Yani sondaki bakalıma o kadar ayar oldum ki şu an sorsam mı, sövsem mi? Dene isteyeyim. Geldim ama... Yap yap, sor. Düşünüyorum şu an, sorsam mı ya? Sorayım ya, merak ettim. Charge. Gerçekten böyle Sümeyye'nin hatırı olmasaydı bizi vurur muydun? Yok. Ama dürüst ol. Yani... Düşünüyorum bir dakika. Alp'i vururdum. Alp'i %100 vururdum. Okey, Alp. Onun dışındakilerle çok okay. Umutum yok. Bu kadar kolay çünkü. Dokunmazdım çok. Başka? Başka bir şey olmaz. Sadece Alp'i vururdum büyük ihtimal. Alp'i olsan üzülmem bu abi. De Kerem üzüleceği için üzülürsün. Ha, doğru. Zaten onun için şu an hatırlattığın iyi olacağım belki ya, hislerini. Bütün iyi niyet puanlarımı şöpe attım. Dert ile uyanırsan şey yaparsın sen de. Arada hatırlatırsın. Uyuyoruz ya. Ebedi uyku olmasın da. Hani şey anlamda diyorum ya. Bazen sanki sevginin olduğunu unutuyorsun da. Hani uyanman gerektiğinde unutma anlamda dedim. Yoksa tehdit etmiyorum. Sen mafya falan mı oldun ya? Ölümden korkun yok oğlum benim. Zaten olmasın canım. Ölümden korkun olmayınca hayat güzel oluyor. Ölümden korkmam ben. Çoluktan çocuktan hiç korkmam ama. Korkma korkma. Güzel bir şey bu. Of, çok iyi hissettim kendimi. Niye öyle oldu? Hissetmem gerekiyor normalde. Çikolata falan bir şey ister misin Kerem? Ne abi, mançiz falan mı Oktay senden? Ama yok, hiçbir şey kaçmıyor bu arada. Yok be abi, öyle sorayım dedim. Yok canım, abur cubur çekmedi canım ya. Teşekkür ederim ama sorduğun için. Rica ederim ya, ne demek. Milkshake çok iyi bu arada. Bino Game problem var, bilmem. Vardır belki. Atma zaten. Bugün bir sürü abone oldum. Ne o? Safet? Ya İlaf. Sabahtan beri tweet atıyor, gözüme çarpıyor. Deli etti herif ya. Cebine sok abi. Twitter'a hali ne bağımına koyayım sen? Nasıl Oktay değil mi? Bu tarz taktiklerin senden gelmesin. Ben isim verecektim de direkt. Hayatım biz de bir kombin yapalım ya. Ola. Olur mu? Şey iyi ya bu ya. Canberk alınır mısın? Bir kombi yapsak. Ya neden alınayım? İyi. Çok titriyor telefon, niye? Oktay? Saffet tweet atmıştır ya büyük ihtimal. Üstüne de birileri soru işaretleri falan bir şeyler gelmiştir. Yani Oktay. Ah be abi. Yani çok bir satan biri değil ya Saffet. Of. Ay. Milkshake bayağı iyi ya. Milkshake bayağı iyi bu ya. Yani... Afiyet olsun. Bayağı iyi bu. Bu... Ses çıkarttım bu. Ananı sikiyim seni ya. Ne diyorsun lan? Hayır sana demedim ya. Yine bir tweet geldi. Hayır, belki dedin. Okey. Felaket abisi.
Hayatım iyi misin? Hı, iyiyim evet. Sen iyi misin? Ben iyiyim ya, süperim ben. Sevindim. Sevindin mi gerçekten? Sevindim, niye sevinmeyeyim? Herhalinden bilmiyorum, bir de ondan mi? Herhalde takıldım. Evet, normalde her halinden belli olması gerekiyor. İyi ama şey tarafı da var işin. Mesela sevincini paylaşabileceğin insanlar da yanında sürekli. Bu beni çok mutlu ediyor. Teşekkür ederim. Aslında ben teşekkür ederim hepsine tek tek. Hatta Sabor'da bir Southside'ı bir ziyaret edeyim ben tek tek, kapılarını bir çalayım. Bence yapma onu. Yardımcı olmak lazım insanlara. Bir gidelim ya, değil mi? Nerede? Teşekkür ederim. Bence yapmayın. Hizmetlerinin karşılığını vermemiz gerekiyormuş gibi hissediyorum neyse. Hizmet olarak yapmıyor onlar, sevdiği için yapıyor. Evet, evet. Bir onlar seviyor çünkü. Olay sevmek değil de ortada olmak işte. Herkes seviyor da önemli olan ortada olmak. Hepimizin beklentisi var bir sürü ya. Kader. Kader. Milkshake iyi ya bu arada. Afiyet olsun. Bir kek yediniz mi hiç? Yo, onu tadamadım ya. O güzel strateji geliyor. Şu an hepimiz bir yiyelim bence ondan. Bence de. Ben bir alayım azından, var mı isteyen? C4 bağlamız. Onu alırsan ne yerim? Yok abi, ben yiyeceğimi yedim ya. Kerem'e bir milkshake al istersen. Güzel mi abi milkshake? Ha, o var abi. Bir de pipet bulursan içeriden. Sağlık, tamam. Yani bana laf sokmaması lazım. Bana yapmaması lazım yani onu. Seviyor canım Kerem'i. Karşılıklı içeceğiz Sümeyye'nin şimdi. Telefonum titredi ama. Ya bir hatırlar mısın? Birileri vardı Kerem. Tunç'un yanında takılan. O kız geldi aklıma. Belki o tipi satmıştır. Hangi Tunç? Abi, var değil mi? Oysa yani benim ama abi. Ha, noodle kafam. Şey ya. Abi taşak mı geçiyorsun ya? Gel gel. Bu bir lanet abi ya. Lanet gerçekten. Gel lanet. Abi gel. Ne oldu? Geçmeyeyim ya ben. Boş. Peki şu masaya bıraktım abi. Geçesin gelmedi gibi. Ya yok ya, geçmek istemedim ben. Affet, teşekkürler abi. Abi kombinimiz var ya seninle. Ben de mi? Saffet zaten şu an X-Con gibi dolaşıyor vallahi. Donut aldım abi, müthişmiş ya. Tam şey kombi ya. Donutu gibi Vietnam'dan, ucuz değil valla, 10 numara. Vietnam'dan dönüp kız kardeşini... Neyse yok, onu söylemeyeyim. Telefon! Ya beni Allah'ın izniyle. Vaaay Kerim. Nasıl? Güzel güzel. Kim oluyor çok merak ettim. Alo. Milkshake kimi içeyim de boyçları yarda taşıyayım. Yani yerin mekandayız, sen ne yapıyorsun? Saffet'in abi diyeceği kim var şu dünyada? Afiyet bal şeker. Benim milkshake'im getiriyor ya onları yarda. Ne oldu? Tokatı koy gel abi dedi de. O söyler miyim? Bana niye soğuz? Mekan senin ya. Yok, Canberk'ten izin aldım ya. Ne alaka? Ona niye soğuz? O sataşmak için soruyor ya. Yok yani, sataşacağım.
Bir gerildik be. Değil mi? Bunu saklamayalım bence. Ufak bir gerginlik oldu. Bir gerginlik var yani. Bir şey yapmadı da. Acayip ayar olduğum birkaç tane bir şey var mesela benim de. Şimdi beni hiç tanımayan tamam. birinin yanında bana tamam. imanları verince tamam. çok hoş olmadı. Ben yığılmadım bu arada. Ya ben sadece rahatsız eden kısım beni tanımayan bir insanın... Zaten senin tarafın belli zaten. Aynen Ozan gibi takıldığınız bir arada dertli. Ozan gibi. Ozan ne alaka? Yani benim geçmişimi bilmeyen bir insana ben daha bir şey söylemezken sizin gidip de benim banka soymamı o insanın yanında açmanız... Atılıyoruz be oğlum. İşte ne anlatıyorsun ya? Tanımayan birisi varken ben bir yapman hoş değil. Kapandı burada bir ha. içim geçti. Eyvallah ya. Başka bir Destina bak. Destina. Aa. Destina kim? O yeni geldi işte. Ha. Burada ha. duran kız herhalde. Neyse. Yapmam dediniz her şeyi yapıyormuşsunuz onu gördük. Rahatsız mı oldun? Ne o anlamadım. Seninle alakalı her şeyi birine bahsetsem seni tanımayan biri için nasıl dururdu sence? Yani o bana mı soruyorsun lan? Oğlum değişir. Kim konuşuyor ama ne konuşuyorsunuz? Yok yok şeyi genel bize soruyor. Ya aşkım bir şey diyeyim. Ne? Ha? Yani solucanı yakaladıysanız Tahsin sayesinde mesela. Tahsin'in özel şeylerini şaka insanlara yapıyorum. Anlatması ne kadar itici bir şeyse. Yakaladın aynı mı? Bunun olayı gibi. Ne oluyor lan? Yakaladınız ve hapiste taraftınız. İyiyim iyiyim ya. Ne abi konsept ne? Ben kaçırdım. Yok, Destin'in yanında dediklerimizden hoşlanmamış. O ne alaka peki? Şey dedik ya banka söyledi falan filan. Hayır hayır. Ha okey. Kimsenin tanımadığı birinin yanında okey. Sen de muhabbeti yapmadın mı? Kral masum insanları vuruyordun falan. Biz mi yok siz bayağı açtınız ve yardırdınız konuda. Özür dileriz bir daha olmaz. Oldu zaten yapacak bir şey yok. Bir daha olmaz işte bir daha olmaması için dedik. Oh arkamda da bir şey sıktılar. Yok abi ama şey yapabilirsin mesela topluluğun içerisinde bana kendimi kötü ve ezik hissettirip böyle benle ve ilişkinde taşak geçebilirsin. Onda herhangi bir problem yok ama sen bir kadının yanında eleştirdiğin zaman büyük bir problem oluyor senin için değil mi bu? Bir kadının yanında eleştirmek diyor Allah beni tanımayan biriyle. Daha gelsin de çünkü tekme tokat böyle girişme evresindeydin de. Ama Sümeyye var ya sorun yok tabi. Ama aynen, bunu sen geçtiğin zaman niyeyse problem oluyor. Çok mu üzüldün Canberk? Üçüncü mü Çen? Devam ediyor ya. Ama sorun değil ya Canberk. Yani senin yaptığını ben yapmam abi mesela. Biz çünkü iyi eğitildik. Değil mi? Ne yapıyor orada? Aynen belli oluyor. Third wheel olmak genel olarak bence çok bir hoş değil yani. O ne abi? Üçüncü bir tas abi. Şey gibi hani iki kişi konuşuyordu sana ne oluyor gibi. Anladım. Kim acaba şu an? Artık görüşürüz. Hah geldi kral. Beş oldular. Merhaba. 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 Hoş geldin Kıvanç. Hoş bulduk. Selam. Geldin. Kıvanç hoş geldin. Ne olsun canımız sıkılıp geldik işte. Palyaçoya döndü de şey. Çatışma de, çıktı bu arada. Evet. Çok da sikimle değil şu an ya. Ne oluyor lan? Şöyle bir çatışma çıktı ya. Hallettim Sümeyye, iyiyim. Teşekkürler. Aa tamam. Sümeyye? Tamam kutu yapmış. Tam neden koşuyorsun arada? Şey dedim.
Yani bakayım dedim. Sonuçta benim sokağım ya. Anladım. Bayağı çatışıyorlardı ya aman. Sorun yok değil mi? Ne olmuş? Bilmem, tankı da hallettim dedi. Okey. Bir şey üzülmüş gibisiniz. Yok be abi. İyi bari ben de üzüleyim ya. Üzül üzül gel. İki kere üzül bari üzüleceksen. İki kere evet. Ama Oktay daha iyidir ya. Nereye doğru üzüldün de bir sert edersen. Sen olaydın biraz daha iyi biliyorsun ya. Ben alıştım gibi ya. Valla. Vallahi. Yolun ortasında mesajlaşım. Ben bir kendime geldim ya. Bak telefonuna bakabileceksin. Bakayım. Durum kötü ya. Pembe saçlar, yeşil saçlar. Ne? Onları bir öğrenelim biz ya. Fotoğrafları falan şaka varsa. Değil bu arada ya. Şey özel mi bir tanem? Özel olmasa burada konuşurduk sanırım. Aa, bir şeyle ilgili de. Okay. Ne ilgili? Başka bir şeyle. Bazı şeyler çok görücü hale almaya başladı ya. Bayağıdır farkındayız onun gibi. Evet evet, onları konuşmak lazım. Hazır ekip toplanmışken. Abi bir Ekrem olsa. Bir Ekrem. Çift olsa. İnan aynı şekilde. Aynen. O üniformayı tekrar giyer bu arada. Ekrem hak ediyordu be. Gelmedi. Şey miydi? Ölüm sessizliği miydi? Ben gelmeden önce yoksa ben girince mi böyle oldu? Ben sen gideyim. Sen gelmeden önce de ha, biraz. Öyleydi ya. Peki ne yaşandı da böyle oldu? Yaşanmadı, takılıyorduk öyle. Sohbet ediyoruz galiba. Birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Takılmaca. Geri geliyor galiba. Bu ne işlik atıyor lan? O demin araba çarpıyordu. Geçmiş olsun. Gel versin artık sikimle dedik. Ben bir çiş yapacağım. Ben çekileyim o zaman. Tamam sen daha iyi olur. Şemeye gidiyorum. Merhaba, siz kimsiniz? Kıvanç. Eski. Şerif departmanından ben de. Sümeyye ben de memnun oldum. Ben de ben de. Barize olmuşsun ha. Safet. Vallahi mı diyorsun? Ha. Ben de valla şortuna hayran sıkıyor. Kaldım. Yaz kreasyonu. Hı hı. 10 numara oldu. Bulamadım başka. Kreasyonun ekstra bir ismi daha vardı. Ne o? Söylemeyeceğim. Söyle ya, yok söyle. Yak bir kere ya. Ağızdan çıkma laf. Yak o laf, ya boşver. Ne o? Söylerim sonra ya. Gavat demeye çalışıyorsun bana. Yok hayır ya. Yapmayın abi. Aynı departmanda aynı kuvvette savaştınızsın tamam. Yok yanlış anladı. Duygusal günlerden geçiriyorum Oktay. Beni anlaman lazım. Normal normal. Biz de aynı şekilde. Bugün departmanı uğradım ben. Sabah. Dün sabah. Ne yaptın? Bugün de. Ya sevdiğim memurlarla görüşecektim. Çok istemediğim insanlarla konuşmak zorunda kaldım.
Öyle bir hal hatır sordum. İyi yapmışsın. O ne öyle? Uçak geçti. İyisin ya çok. Umur dışı. Umur dışı, evet. Direkt. Yani en sevdiğim komiser geldi, nasılsın dedi. Ha. Kim? Yani. Sen. B-Word. Ha. B kim ya? Hangisi B? A-Word. A-Word da birlikte. Hatta o A-Word, evet, tam anlamıyla A-Word. P-Word diyecek. Ha. Hepsi seviliyor ya. Valla. Bize çok şey kattılar. Yeşil. Ben böyle yeşil karıştım, daha güzel. Değil mi? B demiyorlar mı? Boktan bir şey çıkıyordur büyük ihtimal. Ben acıktım, yemek söyleyeceğim. Turuncu diyorum ben. Ya da hani mavimsi bir şey bence ya. Mavi mi? Ben geliyorum. Bakayım ne var.